madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Ve yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. Ne yapmalı, nasıl yapmalıdan merhaba. Evet, günlerdir Kürt illerinde askeri operasyonlar, ölümler, katliamlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Birkaç gün içerisinde operasyonlar kesin sonucuna ulaşacak diyordu. Bu açıklamada acaba önümüzdeki günlerde daha büyük çatışmalar, operasyonlar ve ölümler olabilecek mi kaygısını da yeniden gündeme getirdi. Bugün konuklarımızda bu operasyonlar ve Kürt sorununda şiddet politikası ne zamana kadar sürecek? Hükümet neyi amaçlıyor? Çözüm süreci buzdolabında kalmaya devam edecek mi? Bütün bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Konuklarımız Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu, HDP Parti Meclis Üyesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emek Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Türkmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Diyarbakır stüdyomuzda Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek var. Kamuran Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza, programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar. Evet. Aslında bugün Kürt illerindeki mevcut durumdan başlayarak bir bütün olarak Türkiye nereye gidiyor, nasıl bir rejime doğru ilerliyoruz ve ne yapmak lazım? Bunları konuşacağız. Kamuran Bey, isterseniz siz de başlayalım. Bölgede hakikaten hem gergin hem de acı bir süreç yaşanıyor. Son olarak Van'da 12 genç, yani yorumlara ve görüntülere göre diyeceğim ya da avukatların yaptığı açıklamaya göre infaz edildi. Siz sadece bu Van'daki infazı değil, genel olarak süreci de çok yakından takip ediyorsunuz. Bizzat da içindesiniz. Bugün bölgede neler yaşanıyor, neler oluyor? Evet, bir kez daha iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki misafirlerinize de iyi bir program diliyorum. Şimdi sizler yakından takip ediyorsunuz zaten gelişmeleri. Yaklaşık 5 ay ve 6. ayını bulan bir süreç yaşıyoruz hep beraber. Kürt sorunu yoktur. Ülkede terör sorunu var deyip başlattıkları bu süreç 6. ayını tamamladı. Bunun neticesinde geride ne kaldı? Şu anda durum ne? Sonuçlar ne diye bakarsanız ölümlerden başka hiçbir şey kalmadı. Viran olan, talan olan, yıkılan evler, kentler ve büyük mağduriyetler, çok sayıda göç var. Yaşamını yitirenlerin yanı sıra, birebir etkilenenlerin yanı sıra çok ciddi bir kentlerde göç olayını da yaşattılar bir kez daha halkımıza. Hakikaten Türkiye'de bir iç savaş durumu var denirse yerinde olur. Çünkü bir iç savaşta bir devletin, hükümetin kullanabileceği her şeyi şu anda kentlerde kendi yurttaşına karşı kullanan bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hatta konvansiyonel silahlar denilebilecek, savaş suçu kapsamına girebilecek birçok ağır silah da kentlerde kullanılıyor. Hala 3 kentte abluka devam ediyor. Sur'da, hemen yanı başımızda. Zaten bulunduğumuz stüdyoya çok yakın Sur bölgesi. Cizre'de ve Silopi'de abluka devam ediyor. Fakat bu politika bütünlüklü tabii. Sadece kentlerde ablukalar ve yaşanan çatışmalarla karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda Kürt demokratik siyasi alanın bütün kurumlarına yönelik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz HDP'nin kapatılması dahil milletvekillerinin dokunulmazlığını kapsayan bir yönelim durumu söz konusu. Diğer taraftan DBP olarak bizim parti meclis üyelerimizin işte en son Silopi'de de biliyorsunuz Sevi Demir'in durumunda olduğu gibi yöneticilerimizin
bir fiil fiziki saldırıya uğradı, infaz edildiği durumla karşı karşıyayız. Öte yandan belediye başkanlarımızın görevden alınması, tutuklanması durumlarıyla karşı karşıyayız. Yine kalan belediyelerin de gayri hukuki bir şekilde darbe hukukunda, darbe süreçlerinde karşılaşabileceğimiz yöntemlerle görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması gibi bir süreçte karşı karşıyayız. Öte yandan biliyorsunuz Kürt sorunun çözümü konusunda demokrasi mücadelesi noktasında çok önemli bir yeri olan İmralı'nın, Sayın Öcalan'ın ağır tecritle karşı karşıya kalma durumu, yine yanındaki tutsakların oradan sürgün edilmesi durumuyla karşı karşıyayız. Peki Kamuran Bey, bütün bu yaşananlar bir süreçte şu anda yüz yüze bulunuyoruz. Kamuran Bey, peki bütün bu yaşananlarla yani hükümet neyi amaçlıyor, neyi hedefliyor sizce? Yani çünkü Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceği defalarca kanıtlandı. Yani hükümet de bunu biliyordur büyük ihtimalle. Çünkü bildiği için bir şekilde çözüm süreci başladı. Peki bugün hükümet neyi amaçlıyor? Yani Kürt hareketini yok etmeyi mi, yok edemeyeceğini de biliyor. Nedir sizce hükümetin hedefi? Şimdi açıkçası şunu bir kez daha değerlendirmek gerekli. Türkiye'de Kürt sorununun çözümü dahil, aslında bölgede yaşanan bu sorunun, devam eden onlarca yıldır devam eden sorunun çözümü açısından bir süreç başladı 2013'te. Çözüm süreci dendi, barış süreci dendi biliyorsunuz buna. Bu yeniden tarihsel olarak Kürt-Türk ittifakını işaret eden bir çözümdü. Bölge yeniden yapılanıyor, yeniden şekilleniyor. Orta Doğu'da birçok ülkede biliyorsunuz iç savaş yoluyla sorunlar ele alınmaya başlandı. Böyle gündeme geldi. Fas, Tunus, Suriye'nin durumu, ondan önce yine Libya ve benzeri hem Orta Doğu hem Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmeler tamamı dikkate alınarak aslında Türkiye'de herhangi bir çatışma yaşanmaksızın, bir iç savaş durumu veya buna benzer bir durum yaşanmaksızın sorunun çözümü için bir süreç başlatıldı. Ve çok doğru bir süreçti bu. Aklın yolu da bunu gerektiriyor, vicdan da bunu gerektiriyor, insani bütün değerler bunu gerektiriyor. 21. yüzyılda sorunları çözme yöntemi diyalog ve müzakereyle olması gerekir. Siyasal yollarla olması gerekir. Türkiye böyle bir ateş çemberine girmeden demokratik yol yöntemlerle bu sorunların çözümü için bir süreç başlatıldı. AKP de aslında bir bakıma böyle bir sürece hevesli göründü. Bunu diyalog ve müzakerelerle çözelim istedi gibi göründü. 2,5-3 yıl bu süreç devam etti. Fakat bildiğiniz gibi 28 Şubat Dolmabahçe mütabakatı döneminde bu süreç kesintiye uğradı. Burada hükümetin çok keskin bir politika değişikliği yaptığını tespit etmek lazım. Yani şuraya oturuyordu bu çözüm süreci. Türkiye'nin Kürtlerle birlikte bölgede yeniden var olma sürecini öngörüyordu. Hem Türkiye içerisinde Kürt sorunun çözümünü hedefleyen, hem Rojava'da Kürtlerin statü meselesini çözüme kavuşturan, aslında İran bir bütün olarak bölgede Kürt sorunun çözümünü Türkiye'nin de pozitif yaklaşımıyla onlarla bir ittifak içerisinde çözümünü öngören bir durum söz konusuydu. Fakat bundan caydı. Bunun yerine tam tersi bir yere oturtmaya başladı politikasını. Kürtler hiçbir şekilde statü elde etmemeli bu sürecin sonunda. Böyle bir yere oturdu AKP politikası ve ondan sonra savaş kararı aldılar. Bu savaş kararını biz öğreniyoruz ki 30 Ekim 2014'te Milli Güvenlik Kurulu Güvenlik Kurulu toplantısında aldılar. Ondan sonra parça parça şu anda hayata geçirdikleri savaşın zeminini oluşturmaya başladılar. Yine biliyorsunuz yakın zamanda çökertme planı olarak gündeme gelen planlar deşifre olmaya başladı. Birçok planı aslında 1,5 yıl önceden bu yana yaptıklarını görüyoruz. Temel mesele yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eski kodlarına dönmesidir.
Kürtleri inkar eden, Kürtlerin haklarına kavuşmasını istemeyen ve bu bölgenin yeniden şekillenme sürecinde Kürtlerin herhangi bir kazanımla çıkmasını istemeyen bir yere oturtmaya başladılar strateji ve politikasını. Bütün mesele bu aslında. Kamuran Bey. Buna şimdi, yönelik bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Şimdi stüdyoya dönmek istiyorum ama belki iki cümleyle bir cevap vermenizi isteyeceğim. AKP bu politikasıyla ya da hükümet bu politikasıyla nereye kadar devam edebilir? Yani önümüzde böyle bir 3 yıllık, 5 yıllık bir süreç öngörüyor musunuz? Çok kısa cevap alıp stüdyoya dönmek istiyorum. Bununla sonuç alamayacak. Yani şu anda bile aslında görülebilir. Bakın onlarca gündür bu kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediyor ama hiçbir netice elde edemiyor. Bu şekilde çözülemez. Netice geçtiğimiz elde edilemiyor mu? Dönem hükümet bunu açısından zaten ortaya koydu. Hükümet açısından netice elde edilemiyor mu? Hayır, kesinlikle. Hükümet açısından herhangi kamuoyuna yansıttıkları gibi bir netice durumu söz konusu değil. Keza mesele ölümlerle, ölüm sayısıyla da ölçülebilecek bir şey değil. On binlerce insan öldü bugüne kadar. Hangi neticeye ulaştı ki bundan sonra 10 kişi daha fazla öldürdüğünde, 100 kişi daha fazla öldürdüğünde mesafe alabilsin? Sokağa çıkma yasağı ilan ettiği, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yerde ara veriyorlar. 10 gün sonra yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalıyor. Bu bir şeye işarettir. Bakın 7. kez, 8. kez sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bırakalım 30-40 yıllık süreci, bu 6 aylık süreç dahi tek başına ele alındığında hükümetin bununla hiçbir şekilde sonuç alamayacağını ifade etmek mümkündür. Evet, burada bir virgül koyalım. Erol Bey, evet. Siz ne dersiniz? Hem bu yaşananlar açısından nereye doğru gidiyoruz ve hükümet neyi hesaplıyor, ne kadar böyle devam edecek? Şimdi galiba birkaç şeyi önceden söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi şu benim kafamda. Türkiye'de milliyetçilik bir Türk ırkı veya ırkçılığı üzerinden gelişmemiştir. Din üzerinden gelişmiştir ilginç bir şekilde. Yani Müslümanlıkla Türklüğün harmanlaması bir biçimde gelişmiştir ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanındaki insan malzemesini düşündüğümüzde bu insanların esasında Müslüman fakat milliyetçi Müslüman olduklarını görmemiz lazım. İkincisi, yani milliyetçilik AKP'de her zaman var olmuştu aslında. Evet, diyorsunuz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, Cameron'un söylediği bir anlamda doğru. Çünkü şöyle bir şeyi hatırlıyorum bu konuyu düşünmeye başladığımda, aynı Tayyip Erdoğan hatırlayacaksınız, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diye bir evet. söz sarf etti. Evet. Dolayısıyla da buradan biz şöyle düşünmüştük, yani cemaatçi bir bakış açısıyla. Adalet ve Kalkınma Partisi bu problemi çözmek istiyor sahiden ama bu çözüm mantığı içinde de daha çok bir din kardeşliği olması gerektiğini düşünerek yapıyor bunu. Çünkü işte aynı dinin mensuplarıyızdan giderek ayrımız gayrımız yok, işte etle tırnak birbirine ayrılmaz vesaire diyerek bu meselenin çözüleceğini öngörüyordu veya istiyordu en azından. Fakat bu meselenin esasında tam olarak anlaşılmamış olduğunu da işaret eden bir beklenti bu. Çünkü Kürtler sadece kardeş olmak istemiyorlar. Kürtler hak ve özgürlük ve eşitlik talebindeler. Dolayısıyla da bu taleplerin yerine getirilmediği bir ortamda Kürt sorunu çözülemez bir şekilde. Çözüldüğünü sandığımız zaman bile aslında çözülemez. Dolayısıyla da şunu söylemek istiyorum. Bugün itibariyle baktığımızda Cumhurbaşkanımızın arkasında büyük bir kitlenin olduğunu düşünüyoruz. Ama bu kitlenin Kürt sorunuyla ilgili bakışında büyük ölçüde bir milliyetçi damara doğru evrildi gibi geliyor bana. Yani zaten vardı ama olaylar bir şekilde, bu ben ona kimlik siyaseti diyorum, kimlik siyaseti öyle bir yere getirildi ki bunu özellikle Tayyip Erdoğan kendi tabanını konsolide etmek için yaptı. Ve sonuçta hakikaten Türkiye enteresan bir şekilde kamplara bölünmüş oldu. Yani bir tür bölücü işlev gördü esasında. Çünkü Türkiye toplumu kurulduğu zaman da esasında farklı kimliklerden oluşmaktaydı. Yani Müslümanlar vardı, işte Aleviler vardı, Kürtler vardı, Türkler vardı, Ermeniler vardı, Rumlar vardı vesaire. Yani bir Osmanlı bakiyesi toplumdu. Bu toplumun üzerine bir bakıma Cumhuriyeti kuranlar bir mekanizmayla devleti yönetmek üzere kuruladıkları bir mekanizmayla, ki bu esasında askerin arkasında durduğu ve sıklıkla vesayet rejimi dediğimiz rejimin oluşturulmasıyla bir anlamda bütün bu farklı kimlikleri de
homojenleştirdiklerini sandılar. Yani hepsi aynı hale geldi diye düşündüler. Ama bu olmadı. Ya bu tıpkı şeye benziyor. Batılılar mesela uzun süre kendi içlerine gelen Türklerin günün birinde kendilerine benzeyeceğini düşünerek yaşadılar Avrupalılar. Ama Türkler onlara benzemedi. Çünkü Türklerin başka bir kimliği vardı. Şimdi dolayısıyla da burada da aynı durum var. Yani İslamcıların kendi kimlikleri var. Kürtlerin kendi kimlikleri var. Ötekilerin kendi kimlikleri var. Dolayısıyla da kimliklerden oluşan bir siyaset iklimi esas itibariyle çatışmacı bir iklimdir. Bunu aşmak üzere bir yerden siyaseti kurgulamak lazımdır. Ama Türkiye'deki siyaset şeyi bence eliti böyle bir noktaya gelmedi. Bir tek bu konuda bence önemli adım atmış olan enteresan bir şekilde uzun yıllar hapishanede küçük bir odada kalan Abdullah Öcalan oldu. Abdullah Öcalan Türkiye'ye şunu önerdi. Bir Türkiyeleşme projesi önerdi. Ve Türkiyeleşme projesi Kürtlerin Türkleşmesi anlamına gelen bir proje değildi. Türkiyeleşme projesi aslında bir biz olma projesiydi. Yani bu parçalı dokunun aynı kaygıları, aynı hayalleri benimseyen insanlardan oluşmasını sağlayacak olan bir yerden siyasetin oluşmasını. Yani mevcut demokrasinin sınırlarının ötelenmesi, daha genişletilmesi gerektiğini söyleyen bir yerden bir siyaset önerdi. Biraz dağınık anlattım ama sonuçta geldiğimiz yer, yani ne yapmalı, nasıl yapmalıya daha sonra geleceğim ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi öyle bir yere getirdiler ki şimdi, bu tabii belli bir şahsın yaptığı bir şey değil bence ama tabii ki şahısların da toplumun sosyolojisinde etkisi var. Ben hangi açıdan şu, diyorsun belli bir kere, şahıslar? Bir kere en önemli değişiklik burada vesayet rejiminin geriletilmesidir. Yani askerin siyasetin üzerindeki gölgesi geriletince o eski laik ve modern kesimin ta başlangıçtan beri kurguladığı mekanizma bitti. Peki bugün askerin yeniden öne çıktığı bir süreçten bahsedebilir miyiz? Şöyle bahsedebiliriz. Devletin bir parçası olarak davranıyor artık. Ki devleti de büyük ölçüde Cumhurbaşkanı... Yani sivil siyasetle birlikte davranıyor. Onun emri altında davranıyor. Bence şimdi kimin emri altında bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Vesayet tartışması açısından önemli değil mi bu? Şöyle önemli. Vesayet rejiminin geriletilmesi büyük ölçüde Ergenekon davalarıyla yaratılan iklimde oldu. Askerler siyasete karışmamak gerektiğini algıladılar ve geri çekildiler. Fakat bu geri çekilme öyle bir geri çekilme oldu ki benim anladığım kadarıyla devleti ele geçiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yörüngesinde kalmayı tercih ettiler. Çünkü başka bir alternatifleri kalmamıştı. Bu da belki iyi olmuştu sonuç olarak. Yani askerin siyasette hakikaten geride durmasında büyük yarar var. Fakat benim söylemek istediğim şey şu. Bugün itibariyle Kürt sorunu dediğimiz sorun. Peki bu yanılgının bir payı yok mu sizce? Mesela hani eski bir tartışmaya dönmek bakımından değil ama yani evet askeri vesayetin gerilemesi, sürekli siyasete müdahale eder bir pozisyonda olmaması, bunu herhalde hiçbirimiz itiraz evet. edemeyiz. O dönemi bugün AKP'nin yarattığı gericilikleme karşı o dönemi seçenek haline getirecek halimiz yok. Tabii, ya da ikisi arasında bir seçim yapmak. Tabii. Ama mesela bugün sonuçları bakımından belki asker çıkıp muhtıra vermiyor, muhtıralarla siyasete müdahale etmiyor ama toplumun, halkın, demokrasi ve özgürlük isteyen kesimlerin ihtiyaç duyduğu şey bakımından durduğu pozisyon ve oynadığı rol bakımından bir değişiklik yok aslında. Yani bu da aslında askeri vesayetin gerilemesi dediğimiz şey tek başına diğer şeylerden soyut bir şey değil. O gün devletin, bu egemen güçlerin ihtiyaç duyduğu yeni bir düzenlemeye uygun hale getirilmesiydi. O gün de uygun haldeydi ama biraz o uygunluğu aşan, o sınırları aşan bir noktadaydı. Onu törpülediler yani. Biraz böyle değil mi? Yani belki şöyle, bilmiyorum ben şöyle bakıyorum. Yani Cumhuriyeti kuran elit esasında benim anladığım kadarıyla ülkeyi yönetmekle ilgili olarak mevcut kimlikler içinde kendine uygun bir kimlik bulamadı ve o kimliği yarattı. Yani bugün laik ve modern kesim diye adlandırdığımız kesim yaratılmış bir kimliğin mensuplarıdır esasında. Bu nasıl oldu? Mesela benim çok sıkça söylediğim bir şey var. 1924 yılında aynı gün arka arka iki tane yasa çıkardı parlamento. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ydu. Diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'ydu. Yani 1924'te bakın, 1924'te bu ülkeyi yöneten elit Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkararak aslında
Türkçenin alternatifi olacak bütün dilleri yasakladı. Yasaklamış olduğu bir bakıma fiilen. İkincisi de Diyanet İşleri Başkanlığı kurarak aslında Sünniliğin dışındaki bütün farklı mezhepleri de homojenleştirmek dini amacını yaptı. Dini devlet dini haline getirdi, evet, aslında. Dini de öyle, dili de öyle. Sonuçta dolayısıyla da bunu koruyan askerdi. Evet. Öyle bir pozisyonu vardı. Şimdi evet, şimdi o pozisyon değil şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Bu pozisyonlar değişmiş oldu ve benim yine değerlendirmem şu ki yani mesela Türkiye'de şu anda bir parlamento var, bir meclis var filan, tamam bunlar doğru. Ama bunların üzerinde bir cumhurbaşkanlığı var ve gördüğüm kadarıyla da cumhurbaşkanlığının bu de facto başkanlık biçimdeki yaptığı yönetimde bir anlamda asker de buna bir anlamda ayak itiraz etmiyor ve ayak uyduruyor. İşte yani ben mesela şuna çok şaşırdım ve çok üzüldüm de yani. Yani tamam bir olay yaşanıyor orada eyvallah ama yani bir ülkenin genelkurmay başkanı ve 3 komutanı niçin oraya gider yani? Orası bir işgal altında bölgesi. Bir toprak da orayı işte askerlere maneviyat vermek üzere mi gidiyorlar yani? Yani gözüken o ki bu şeyler, bu formüller, bu pozisyonlar değişti ve geldiğimiz yer olarak baktığımızda gerçekten çok kırılgan bir yerdeyiz. Onu söylemek lazım. Buradan sağlıklı ve iyi bir şey çıkması da çok zor. Birazdan herhalde ne yapmalı, nasıl yapmalı ya, üzerine kafa yorarken bunlara da şey yapacağız. Ama benim yani bu birbirini anlamayan, birbirini anlamamakta ısrar eden veya tersten söyleyecek olursam birbirini anlamaya çalışmayan bir insanlık şu anda yaratıldı Türkiye'de. Beyazıt Öztürk denilen bir kişi ya bir telefonla bir vatandaş katılıyor. Ya burada insanlar, çocuklar ölüyor diyor. Ölmesin diyor. Üstelik bunu devlet yapıyor da demiyor. Öyle bir şey de iddiası evet, da yok söyleyenin. Kimseyi suçlayan bir ifade bile yok. Kimseyi suçlayan bir ifadesi yok. Fakat anında toplum ikiye bölündü. Evet. Ya bu çok sağlıklı bir durum değil. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey olmaz yani. Evet. Bunun yansımalarını konuşalım. Evet. Mehmet Bey. Aslında ilgi çekici bir tartışmaya girmiş olduk ama buradan çıkmak durumundayız, evet, memleket gündemi açısından. Ama buna bu hakikaten ilgi çekici. Evet. Türkiye'nin son 15 yıllık siyasal tartışmalar açısından önemli bir gündem. Başka bir programa bunu not alalım ama değerlendirelim. Güzel bir gündem. Şimdi belki yine bölgede Kürt illerinde yaşananlar ama özel bir yönünden sormak istiyorum. Yaklaşık 3 ay önce, 4 ay önce, daha öncesinde de çeşitli biçimlerde gündeme gelmişti. Operasyon yapılan bölgelerdeki duvarlarda bir imza dikkat çekmişti. Esedullah timi diye. Şimdi sonrasında yine yakın zamanlarda ekranlardan biz işte bir vurulan genç, ona yardım etmek isteyen birilerinin de yine kamera önünde vurayım mı bu genci diye rütbelisine, üstüne, amirine soran bir nişancı, bir özel harekat polisinin görüntülerini de izlemiştik. Şimdi bir de Van'daki, son olarak Van'da yaşanan infazları da düşündüğümüzde, yani yeni bir kontr gerilla yapısı, yeni bir bölgedeki sürece müdahale eden derin bir yapı mı örgütleniyor? Ne oluyor bölgede? Şimdi izleyicilerimize de hatırlatalım. Siz de bölgede, evet, evet, yani Antep'te yaşıyorsunuz. Aynı zamanda bölgelerinde sık sık dolaşıyorum. Yani sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği günlerde, hem daha önceki yasak döneminde hem son sur şeyinde Diyarbakır'a, Cizre'de orada olanları yakından tanık olma şansım da oldu. Bir kere ortada bir derin ifadesini kullanmayı gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani evet, 90'lı yıllar genelde böyle anılır. İşte kontr, gerilla, derin devlet, devlet içinde örgütlenmiş derin kuvvetler. Ki onlar bile hiçbir zaman devlete rağmen, iktidara rağmen olan işler değildi. Ama en azından bu kadar açıktan ve bu kadar meşru devletin resmi güçleriyle ve başbakanından cumhurbaşkanına kadar her gün, işte 3 tane çocuğun öldürüldüğü gün ben oradaki güvenlik görevlilerinin alnından öpüyorum diyen bir başbakan var. Şüphesiz o dönemde işte hatırlarız Tansu Çiller'in ve o dönemin yöneticilerinin o savaşı ve Kürt halkına yapılan bu zulmü onaylayan, meşrulaştıran söylemlerini, ama herhalde hiç bu kadar pervasız olmamıştı. Şu Esadullah meselesi veya işte daha önce diyelim ki JITEM'di ya da işte bir dönem bölgede Hizbullah'ın bizzat devlet desteğiyle
PKK'ya ve Kürt hareketine karşı örgütlenmesinde devletin oynadığı rol. Bence bugün artık bunlara bile ihtiyaç duymayan ve yaptığı saldırıları, ihlalleri, sivil ölümlerini, hatta dünyanın gözü önünde cereyan eden katliamları bizzat devletin resmi güvenlik güçleriyle yürüten ve bunu ayrıca böyle gizlemeyi gerektiren ya da işte ona bir kontur gerilla, bir derin yapılanmaya ihtiyaç duymayan bir iktidar var karşımızda. Şimdi o Esadullah imzalarının yanında işte hepimiz görmüşüzdür sosyal medyada, bunlar hatta dünya basınına bile yansıdı. İşte bizzat jandarma özel harekat işte okula giriyor, okulu dağıtmış, elinde tüfek, yüzünde maske, tahtaya yazmış eğitim sırası bizde. Ya da işte duvarlarda bizzat gördüğümüz yazılar, bunları görmeyen çok azdır herhalde. Kurdun dişine kan değdi, işte Türkiye'ye itaat edeceksiniz. Ne bileyim işte biz geldik artık korkun bizden vesaire, böyle son derece ırkçı, Kürt halkını aşağılayan söylemler ve bizzat bunları yazarken özel harekat, polis ve jandarma özel harekat memurlarının, güvenlik güçlerinin bizzat yanlarında amirleri varken yazdığını görüyoruz yani. Yani ortada gizlice gayrimeşru bir biçim vererek yapılan bir şey yok. Devletin gayet açıktan ve bütün resmi güçlerin de gayet resmi bir görev olarak ifa ettiği bir şeyle karşı karşıyayız. O yüzden bir kere genelde hani bugün yaşadıklarımız sürekli işte 90'lara geri mi dönüyoruz ki burada kastedilen şüphesiz birebir aynı olmasından öte 90'lardaki karanlık sürece vurgu yapılıyor. Bu yanlış da değil ama karşılamıyor bunu. Yani bugün yaşadığımız şey pek çok bakımdan 90'lardan farklı. Hangi bakımda? Birincisi mesela hatırlarsınız Tahir Elçi öldürüldüğünde, ki nasıl öldürüldüğünü işte bugün yine medyaya, ajanslara düşen bir haber. Orada belki de ölümü aydınlatabilecek iki delilin daha polislerin elinde kayboldu ve niye kaybolduğu bile bilinmiyor. Yine olaydan sonra yaşananlar, açıklamaları düşündüğümüzde zaten işin şeyi ortada. O dönemde ortaya çıkan tepkiler üzerine Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dönemimizde faili meçhuller olmaz. Öyle değil mi? Hepimiz dinledik bunu. Şimdi aslında bu bir yanıyla devlete yönelik bu tür suçlamaları reddeden bir şey gibi görünse de bu aslında belki onun niyetinden bağımsız. Hakikaten faili meçhul falan yok. Mesela örneğin bugün işte sadece son 4 ayda herhalde Ağustos'tan beri işte Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yayınladığı bir rapor var. Ki oraya yansıdığından çok fazla olduğu iddia ediliyor. Bu Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bizzat raporladığı, yakınlarıyla görüştüğü, tespit ettiği somut şeyler. 169 tane sivil ölüm. Bunların herhalde 34 tanesi çocuk, 24'ü kadın ve 30 küsürü de 60'ın üstündeki yaşlı insanlar. Bunlar sadece sivil ölümler. Hadi hepsi demeyelim. Örneğin bunların bazılarının hangi noktadan ateş edildiği, o bölgede görevli olan keskin nişancının, polisin kim olduğu ya da en basiti Hacı Birlik olayında onu sürükleyen panzeri ya da panzerin arkasına bağlayıp cesedini sürükleyenler kendileri zaten poz veriyorlar. Bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ya da işte bölgede sık sık ele geçirdikleri, öldürdükleri gençleri ya da gerillaların üzerinde poz verip bizzat JÖH hesabıyla, jandarma özel harekat Twitter hesabını kullanarak polisler kendileri paylaşıyor. Yine daha önce öldürülen... Yani sivil ölümlerinin hepsi aslında hepsi tek tek... biliniyor. Faili meçhul falan yok. Başbakan doğru söylüyor yani. Aslında bugün faili meçhul falan yok AKP döneminde. AKP döneminde her şey devletin ve iktidarın, bütün güvenlik güçlerinin kontrolü altında ve bilgisi dahilinde. Bir kere bunu teslim etmek yani lazım. Bu ölümlerin hepsi bir dava ve soruşturma konusu edinmeli ya diyorsunuz şunu, değil şunu mi? Diyelim, o bölgedeki mesela, görevli polisler, mesela şunu diyelim, olanlar. Şimdi mesela bu tür meselelerde biraz batıda özellikle de Türkiye'nin, hadi halkın işte hocam söyledi, batıdaki milliyetçi aynı zamanda İslamcı eğilimleri öteden beri bu şekillenmiş bir kültürel şekilleniş var ve buna yatkın bir şey. Ama bir de bu ülkenin demokrasi güçleri var. Sonuçta bu ülkenin bir de modern diyebileceğimiz, öyle değil mi? Demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkma ya da az çok bütün bunlara rağmen bu ülkenin hala Orta Doğu'daki diğer ülkelerden daha modern, daha ileri, görece daha demokratik bir ülke olarak değerlendiriyorsak bunun herhalde tek başına devlet üstteki şeyle ilgisi yok. Bu aslında bunun dayanağı, dinamiği olan bir toplumsal şey de var. Değil mi? İşte Gezi örneğin bunun örneğiydi. Ama bunun bile yeterince yansımaması mesela. Yani diyelim ki evet tamam
sadece Kürtlere haksızlık yapılmıyor. Bu ülkede işçiler de zulüm görüyor. Batı'daki kimi kesimlerde, Gezi'de de bunları yaşadık. Ama şunu kabul edelim. Bu ülkede canı en ucuz olan Kürtler. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu AKP için de çok işlerli ve kullanışlı olan bir şey olduğu için söylüyorum. Mesela şeyi hatırlayalım. 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki süreci hatırlayalım. 7 Haziran'dan önce gittikçe zayıflayan, Gezi ile birlikte işte biraz da Türkiye'de demokrasi mücadelesinin, hatta giderek işçi hareketinin kıpırdamaya başladığı, AKP'nin o gerici otoriter politikalarına karşı neredeyse toplumun her kesiminde, hatta kimi İslami kesimlerde dahi bir karşı koyuşun ortaya çıktığı, AKP'nin uyguladığı gerici politikaların sonuçlarının daha geniş kesimlerin görmesi bakımından bir tepkiye dönüştüğü ve giderek zayıflamaya başladığı, hem dış politikadaki sonuçları itibariyle, hem ekonomik gidişat, hem bu baskıcı ve otoriter politikaların geniş kesimlerde yarattığı tepki, laikliğe ve az çok ilerici değerlerin kalıntılarına bile tasfiye eden politikaları. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir taraftan da işte o 2 yıllık, 3 yıllık, belki hiçbir adım atılmamış olsa bile en azından o ateşkes, çatışmasızlık dönemi, çözüm süreci dediğimiz dönemde biraz hep sürekli çatışma ve bölgedeki savaştan beslenerek oluşan ırkçı şeyin de dağılmaya başlaması 7 Haziran'da bu AKP'nin yenilgisiyle sonuçlandı. İşte karşısında HDP'nin ve onun etrafında birleşen demokrasi güçlerinin daha da güçlendiği. Şimdi ne oldu sonrasında? Yani mesela 3 ay sonra bir seçim daha oldu. 3 ayda AKP bu kadar oy kaybetmesine neden olan, tek başına iktidarı yitirmesine neden olan bütün o politikalarında çok temel bir ayrıma mı gitti? Hatta temeli bırakın, hangisinde bir değişikliğe gitti? Yani yeniden o tepkiden dolayı kaybettiği desteği almasını sağlayacak bir politik değişiklikten bahsedebilir miyiz? Tam tersine daha da sertleşti. Ama oradaki şey şudur işte, hatta şöyle tartışmalar da oldu. Ya nasıl oluyor 3 ayda, hatta işte Ankara katliamı, Suruç katliamı, Diyarbakır vesaire, bizzat devletin ihmali, gözetimi ve hatta devlet içindeki yapılanmaların MİT'in işbirliği içinde olduğu son derece açık katliamlara bir rağmen toplumun yeniden AKP'ye yönelmesinin tek bir açıklaması var. Bir yanı evet, toplumun geniş kesimlerinin korkuyla, kaosla, savaş politikalarıyla rehin alınması, biz olmazsak istikrar olmaz, bizden sonrası tufan şeyinin gerçekten bir karşılık bulması, Kürt hareketi dışında diğer toplumsal kesimlerin de örgütsüz olduğunu düşündüğümüzde bu işe yaradı. Ama bunun işe yaramasındaki etkili olan en önemli şey şu, pek çok nedeni var, sadece buraya indirgemek için söylemiyorum. AKP şunu gördü ve 1 Kasım'da en azından belki bu gerilim biter, AKP normale döner beklentisiyle oy veren ya da oy vermediği halde 1 Kasım'dan sonra böyle sonuç bekleyenlerin yanılgısını işaret etmek için söylüyorum. AKP şunu gördü, AKP bugün geldiği noktada artık demokratik, yani tırnak içinde bile 3 yıl 5 yıl önceki demokratik şeyiyle bile bu ülkeyi yönetemeyeceğini biliyor. Çünkü artık AKP bugün onun kodlarına sinmiş politik anlayışıyla, onun kodlarına sinmiş egemenlik anlayışıyla bu ülkeyi demokratik yöntemlerle, hatta o çok övdükleri sandık demokrasisiyle bile yönetemeyeceğini biliyor. Bunun tek yolu var, toplumun bir kesimini korkuyla sindirmek ve buna tehdit olarak gördüğü kesimleri de baskıyla, savaşla sindirmek ve sürekli ülkede diğer bütün demokratik özgürlükleri de baskı altında tutacak bir savaş iklimi. Bunun da en önemli şeyi bu ülkede Kürtlerle savaşmaktır. Bunu burada kabul edelim. Şunu şöyle bir cümle ekleyeyim. Bu ülkede bakın dikkat edin. İşte bugün beyaz örneğini verirken işin bir yanı da şu. Mesela 7 Haziran'dan önce işte HDP'nin az çok merkez medyada görünür olması, en azından AKP'nin yandaşı demediğimiz henüz o dönem bakımından görünür olmasının bile hani bizde bir şey öncesinde sohbet ettiğimiz de bir şeydi. Şimdi bu bile ortadan kalktı. Nedir mesela bunun meselesi? AKP Kürtlere karşı savaşta şunu görmüştür ki bu ülkede en geniş kesimleri bir hizaya getirmenin ve bu cephede birleştirmenin şeyi cephenin karşısına Kürtleri koymaktır. Yani bu çok bundan kolay. Eğer karşıda Kürtler varsa, eğer Kürtlerle savaşıyorsanız, ya şöyle bir şey olabilir mi? Dünyanın herhangi bir yerinde ya da bu ülke için 3 ay içinde onlarca çocuk öldürülüyor. Bunların içinde 3 aylık bebekler var. Kafasından vuruluyor. Cenazesini almaya giden dedesi vuruluyor.
10 tane çocuk annesi Taybet İnan'ın cenazesi günlerce sokakta kalıyor ve buna bile izin vermiyor. Savaşın bile bir ahlakı vardır, bir hukuku vardır. Buna bile uymayan bir hükümet var karşımızda. Ama buna rağmen bir tepki olmamasının pek çok nedeniyle birlikte bir nedeni de orada ölenlerin Kürt olması ve Kürtlerin halen bu ülkenin batısındaki Türk toplumunun önemli bir kesimi bakımından haklı taleplerinin bir terör ve bölücülük olarak görülüyor olmasıdır. Burada bir virgül koyalım. Kamran Bey, şimdi belki burada yapılan tartışmalara da eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ama bir diğer gündemle de birleştirerek devam etmek istiyorum. Hükümet cenahının bugünlerdeki gündemlerinden birisi de aslında sizin partinizin iktidarda olduğu belediyeler. Yaklaşık bir hafta önce Başbakan Davutoğlu özellikle Mardin Belediyesi üzerinde durarak bir örnek vermişti. Yani ayrılan kaynakların belediye hizmetleri için kullanılmadığı, işte PKK'ye aktarıldığı gibi çeşitli iddialar da vardı. Sonrasında Ahmet Türk'ün bir açıklaması oldu. Ama bugün Efkan Ala da yine DBP'li belediyelere yönelik bir operasyon sinyali verdi. Buna izin vermeyeceğini söyledi. Başbakanın yine açıklamalarında bir özel inceleme ve sürecin başlayacağı vurgusu vardı. Siz bu iddialara ilişkin ne dersiniz? Şimdi tabii topyekun bir savaş yürüttüğünü başta da ifade ettik. Mücadelemize karşı, halkımıza, demokrasi örgütlü kurumlarımıza karşı. Bunlardan bir tanesi de belediyeler. Seçimle onların övünerek ifade etmiş oldukları sandık demokrasisiyle elde edilmiş olan bu kazanımları halkın elinden çıkarmak için şimdi birçok yöntemi gündeme getiriyorlar. Bu çok ciddi bir durum tabii ki. Buna karşı biz dün bütün belediyelerimizi Diyarbakır'da topladık ve bir açıklama yaptık. Bu yönelimle ve uygulamalara karşı topyekun hareket edeceğimizi ve kayyum ataması dahil olmak üzere yetkilerin kısıtlandırılması gibi yöntemleri kabul etmeyeceğimizi, buna karşı mücadele edeceğimizi deklare ettik. 106 belediyemiz bir araya geldi ve bunu ortaya koyduk. Şimdi bakın, çok keskin bir durumla karşı karşıyayız. Keskin bir süreçle karşı karşıyayız. Bu geçmiş dönemlerde olduğu gibi şöyle de olmayabilir. İşte bir süre çatışmalar yaşanır, müdahale etmeye çalışır hükümet, devlet. Bu şekilde Kürtleri biraz geriletir. Ondan sonra tekrar ikna eder, masaya gelir, konuşurlar, ederler gibi bir süreç olarak da görmemek lazım. Farklı bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl aslında, farklı bir durum? Yani nasıl farklı bir durum? Çünkü şöyle bir tartışma da var, siz de biliyorsunuzdur. Örneğin Mart ayında yeniden bir görüşme sürecinin başlaması söz konusu olabilir gibi bir değerlendirme de ya da kulislerde konuşuluyor. Siz bu sefer böyle olmayabilir mi diyorsunuz? Şimdi Kürt sorunu konusunda da bölgedeki gelişmeler bağlamında da çok farklı bir dönemde olduğumuzu tespit etmek lazım. Artık Kürt sorununu görünür kılmak üzere yürütülen bir mücadele söz konusu değil bizim cephemizde. Yıllarca biliyorsunuz Kürt sorununun varlığını kabul ettirmeye çalıştık. Bu ülkede Kürt isminde bir halk var ve yaşıyor. Onun dili var, kimliği var, sorunları var. Bunu kanıtlamaya çalıştık. İnkara karşı varlık mücadelesi verdik. Şimdi geldiğimiz aşamada sadece Kürt sorununun varlığı, Kürtlerin hakları ve benzeri meseleleri artık aşan bir durumla karşı karşıyayız. Kürtlerin statüsünü elde etmesini gerekli gördüğümüz, bu eksende mücadele yürüttüğümüz bir dönemdeyiz. Orta Doğu koşulları, bölgenin yeniden yapılanma süreci değerlendirildiğinde çok farklı bir dönemde olduğumuzu tespit etmek gerekiyor. Türkiye açısından da Türkiye'nin de biraz böyle stratejik ele aldığını biz değerlendiriyoruz. Yani birçok yorumcu biliyorsunuz, İşte Kürt hareketini biraz gerilettikten sonra, gücünü biraz zayıflattıktan sonra yeniden masaya oturup daha zayıf bir aktörle bu meseleyi ele almak istiyor diyorlar. Biz böyle de okumuyoruz açıkçası. Tümüyle Kürtlerin bu dönemde bölge yeniden şekillenirken kesinlikle herhangi bir kazanım elde etmemesi üzerine bir politika izlediğini biz görüyoruz.
yani taktiksel hamleler olmadığını ifade etmek istiyorum bu süreçte yaşanan durumun. Türkiye'nin bir taktiksel hamlesi, işte Kürt siyasi hareketi olarak bizim bir taktiksel hamlemiz vesaire değil. Biraz kavga edelim, biraz çatışalım, sonra yine masaya otururuz gibi bir durum olmadığını değerlendirmek lazım. Çok farklı bir süreç. O açıdan yani Mart'ta tekrar masa kurulur, yine gelinir, konuşulur. Bunları şu an, şimdiden öngörmek kesinlikle mümkün olmadığı gibi. Oturulacak bir masa olacak mıdır? Böyle bir zemin kalacak mıdır? Şu anda bilmiyoruz. Evet, hala bu şans var. Bunu yapabiliriz. Bu konuda biz 2 hafta önce bir araya geldik. Bütün kurumlar olarak DTK bünyesinde bir deklarasyon yayınladık. 14 maddelik bir çözüm formülü ortaya koyduk. Bu şekilde çözülebilir dedik. Siyasal yollarla bu meseleyi konuşalım, çözelim dedik ama buna yönelik biz cevabı da aldık. Aynı gün aldık yani. Hükümetten, Cumhurbaşkanı'ndan yanıtı aldık. Sonuna kadar savaş yaklaşımını gösterdi. Şimdi başka bir dönem, başka bir süreç yaşıyoruz. Bölge şekilleniyor. Bakın bu dönemi şuna benzetebilirsiniz aslında. 1924'leri tartıştı stüdyodaki konuklar. Birinci Dünya Savaşı sürecine benzetebilirsiniz aslında. Bölge de zaten Birinci Dünya Savaşı sürecinden sonra şekillendi. İşte Sykes-Picot olarak ortaya konulan anlaşma, onun öncesindeki yaşanan Birinci Dünya Savaşı sonuçları, bu bölge 100 yıl önce şekillendi. Şimdi 100 yıl sonra yeniden şekilleniyor bakın. Ve bizim açımızdan da kader tayin edici bir süreç olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Türkiye açısından da öyle. Hatta bakın bazı boyutlarıyla daha benzerlik arz ediyor, onu da ifade edeyim. Bazen Türkiye'nin yeniden eski kodlarına döndüğünü ifade ederken, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Atatürk'ün yaşadığı sendroma şu anki Erdoğan hükümetinin de girdiğini tespit ediyoruz. Meşhur Musul-Kerkük meselesi var bilirsiniz. Musul-Kerkük'ün misaki milli çerçevesinde Türkiye sınırları içerisinde kalıp kalmaması tartışmaları döneminde her şey sadece İngilizlerin o dönem politikasıyla alakalı bir durum değil. Şeyh Said ayaklanması süreci bununla bağlantılı yaşanan bir gelişme değil. Aynı zamanda o dönem iktidarının, Atatürk'ünün şu kaygısını da biz biliyoruz tarihten. Musul, Kerkük dahil o bölgedeki Kürtlerin misaki milli sınırlar içerisinde Türkiye'de kalması halinde ileride bu kadar Kürt potansiyeli biz nasıl içimizde barındırabiliriz? Ya bunlar bir arada daha güçlü hale gelir de farklı bir şey geliştirmek isterlerse bu kaygıyla tamam o tarafta kalsa daha iyidir yaklaşımı geliştirdiğini de biliyoruz. Bakın bu dönemde öyledir. Rojava konusu konuşulduğunda Rojava'da bir kanton veya özel otonom bir bölge olduğunda yüzü Türkiye'ye dönük olur. Misaki milli sınırlarına geri dönün diye 2013-2014'teki tartışmalarda Türkiye buna cesaret etmedi. Yani bölge yeniden şekilleniyor. Biz aslında Türkiye üzerinden Kürtlerin kendini var etmesi çerçevesinde bir perspektifle bakmak istedik. Fakat Türkiye kesinlikle bunu reddetti. Geleceğini Sünni Arap bloğu üzerinde kurmaya başladı. Şu anda Sünni Arap Selefi gruplar üzerinden, oradaki peki, örgütler ve ülkeler üzerinden bir gelecek perspektifiyle yaklaşıyor bölge politikasına. Dolayısıyla şu an şu durumla karşı karşıyayız. Ya Türkiye'nin izlediği politika çerçevesinde Kürtler bir yüzyıl daha statikosuz yaşayacak, kimliksiz yaşayacak bir durumla sonuçlanacak ya da statüsünü elde edecek, siyasi haklarını, kolektif haklarını elde edecek ve tarih yeniden yazılacak. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz bunun yol yöntemi olarak müzakere, diyalog, siyasi yolların doğru olacağını ifade ettik. Hala ifade ediyoruz. Fakat bir savaş dayatmasıyla karşı karşıyayız. O nedenle bir final dönemi, bir final aşaması olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu politikalar devam ederse de AKP'nin Kürtler asla bir statü elde etmesin, haklarına kavuşmasın, final dönemi derken bölgede savaş politikasına devam ederse de bambaşka noktalara gidebilir bu dönem. Onu ifade etmek istiyorum. Kamran Bey, bir cümleyle, çünkü araya gitmemiz gerekiyor. Final dönemi derken ne demek istiyorsunuz? Yani neyi ifade etmek istiyorsunuz? Şimdi artık bakın Rojava'da Kürtler bir noktaya gelmiş durumda.
Suriye demokratik bütünlüğü içerisinde orada bir statü elde etme aşamasındadır. Şu an burada da Kuzey Kürdistan olarak tanımladığımız Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı coğrafya itibariyle de Kürtler artık bir statü elde etme kavgasını, mücadelesini yürütüyor ve bu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şekillenecek bir süreçtir. Bölgedeki gelişmelerle iç içe bağlantılı olarak gelişecek olan bir süreçtir. Bu defa sorunu gündeme getirmek için yürüyen bir kavga yok. Bu sorun Türkiye'nin gündemine, dünyanın gündemine, uluslararası güçlerin gündemine gelsin diye yürüyen bir kavga yok. Yürüyen bir siyaset yok. Zaten sonuç gündemde almak üzere kurulan bir kavga ve bir süreç var. O açıdan önümüzdeki yıllar Kürt halkının kendi kaderini belirleyeceği yıllar olabileceğini ifade etmek istiyorum. Evet. Kısa bir ara, aradan hemen sonra stüdyodaki konuklarımıza devam ediyoruz. Evet, ne yapmalı, nasıl yapmalı devam ediyor. Kürt sorunu, bölgede yaşananlar ve çözümü konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımı hemen tekrardan hatırlatayım. Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu, kendisi HDP Parti Meclis Üyesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Emek Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Türkmen ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek de Diyarbakır stüdyomuzda konuğumuz. Evet Erol Bey, siz biraz önce Kamuran Yüksek'in ifade ettikleri üzerine, yani artık 3 ay sonra, 4 ay sonra nasıl olsa yeniden masaya oturulur denilecek bir dönem olmadığını, yani hükümetin bir stratejik yönelim içerisinde olduğunu ifade etti. O açıdan çözüm, statü ve bölgede yaşananlar açısından bir final döneminde olduğumuzu söyledi. Bir, bunlara ilişkin ne dersiniz? İkincisi de belki ikinci bir soru. İçişleri Bakanlığı kaynaklarının yaptığı bir açıklama. Bölgede 4 ilçede askeri operasyonların yoğun olarak yapıldı. Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin'de nüfusun yaklaşık 1/4'ünün, yani %25'e yakın bir nüfusun bölgeden göç ettiği ifade ediliyor. Tabii bu operasyonlar bittiğinde ya da bitecek mi o ayrı bir şey, ama yani bir Kürtler ve Türkler arasında geçmişi de anımsatan bu yaşanmışlıklar üzerinden bir duygusal kırılmaya yol açıyor mu bu süreç? Nasıl gözlemliyorsunuz? Yani evet, öncelikli olarak deminki ilk sorunuza cevap vermeye çalışayım. Yani benim de doğrusu beklentim, ya beklentim de değil, bütün bu olanlardan sonra artık masa kuruldu dese bile hükümet, o masada konuşulacak konuların ve konuşulacak kişilerin kimler olacağı ve nasıl olacağı ile ilgili olarak bundan önceki 2-3 yıl süren sürecin dışında bir süreç olacağını baştan söylemek lazım. Yani hangi aynı süreç devam edemez. Nasıl yani? Şunu söyleyeyim. Şimdi burada yani hükümetin, yani Kürt siyasi hareketini eleştirebiliriz belki, ama hükümetin baştan beri tutumunda bir tuhaflık olduğu kesin. Yani şundan dolayı söylüyorum bunu. Bu problemi çözmek isteyen bir insan ve bir kadro böyle akil insanlar gibi bir formülle, ki tamamen PR yapmak üzere oluşmuş olan bir grubun işin içine katarak vesaire bir süreci yürütmeye çalışmazdı gibi geliyor bana. Çünkü demin arada sohbette konuşuyorduk. Mesela Filipinler'de orada da kaç yıldır süren, 60 yıldır süren neredeyse bir kavga var orada da Filipin hükümetiyle. Üstelik kavga edenler bu sefer Kürtlerin yerinde Müslümanlar var orada. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine de orada Müslüman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, neyse nasıl diyeceksek, orada Katolik bir devlet var. Bu mücadelede uluslararası gözlemci heyetin 3 ayağı var. Bunlardan bir tanesi Japonya, bir tanesi İngiltere, bir tanesi Türkiye. Yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın bütün bu süreçlerin nasıl olduğu ile ilgili olarak bilgisiz olmuş olmasını varsaymamız için hiçbir sebep yok. Tam aksine bütün meseleleri biliyorlar esasında.
Yani mesela şöyle yani bir şey söyleyeyim. Çatışma süreçlerinin çözümü gayet açısından biliyorlar. Ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Tabii yani şunu söyleyeyim mesela Moro gerillaları, Moro Müslüman gerillaları geçmişte ayrı bir devlet kurmak üzere ayrılıkçı bir hareket olduklarını söyleyerek mücadele ediyorlardı. Fakat 2010'dan sonra dediler ki hayır biz artık ayrılıkçılıktan vazgeçtik. Biz aslında biz birlikte yaşamak istiyoruz. Sadece belli bir otonomi, belli bir özellik alanı istiyoruz kendimize dediler ve şu anda orada bu süreç inşa ediliyor. Bir yasa hazırlığı yapıldı. Bu yasada özellik tanımı var. Özellik bölgesinde insanların nasıl yaşayacağı vesaire konuları en ayrıntısına kadar yer almış durumda. Ve bu yasa şu anda kongrede, kongrenin onayını bekler noktada. Şimdi dolayısıyla da bu süreçleri bilmemiş olması mümkün değil. O zaman ben de kendi kendime şunu söylüyorum. Peki bunu bilen bir hükümet, o masada aslında Kürtlerin hakları ve statüsü konuşulacağını biliyor olması lazım. Eyvallah bakıyorsunuz bunun gereği olan ciddiyeti olmadığını ben şahsen görüyordum o sıralarda. Yani Akif insanlar heyeti açıklandığında hakikaten isimlerden giderek vesaire. Yani bu mu dedim kendi kendime. Yani oluşturmaya evet, yönelik. Evet. Ama onu da sürece biraz olumsuz baktınız o zaman. Evet. Ama sonuçta şey diye düşündüm ben şahsen. Buna rağmen yani Kürt meselesi konuşulacaksa Türkiye'nin batısı eğer Kürt meselesini daha fazla anlama şansına sahip olabilecekse varsın böyle olsun diye ben ama düşündüm. Ama çok iyi niyetli bir proje olarak değerlendirdim. Değerlendirmedim. Çünkü öyle anlıyorum ki hükümetin ve özellikle o sırada başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın kafasında böyle bir yaklaşım yoktu zaten anlaşılan diye düşünüyorum. Dolayısıyla da önümüzde böyle bir süreç nasıl gelecek, ne zaman gelecek hakikaten çok soru işareti olan bir mesele. Ama kesin olan bir şey varsa Kamuran'ın söylediği gibi eğer masaya bir şekilde oturulacaksa o zaman gündem farklı bir gündem olacak. Nasıl bir gündem? Yani bir kere Kürt sorununun uluslararası bir sorun haline gelmiş olduğunu kabul etmesi lazım Türkiye'nin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin daha doğrusu... Bu ne demek? Nasıl yani? Devlet şimdiye kadar asla ve asla bu işe üçüncü bir tarafın karışmasını istemedi. Yani üçüncü bir göz... Evet, evet. Üçüncü yani bir Birleşmiş Milletler... Bir devletin gözlemci olarak katılması gerekiyor diyorsunuz. Yani en azından bu meselelerin artık dünyada nasıl konuşuluyorsa öyle konuşulacağı bir masa olacak o masa. Yani nasıl bir şey olacak bu? Mesela Kuzey İrlanda'da İRA'yla... İran'ın temsilcisi olan Sinn Féin'le İngiliz hükümetinin destekçilerinin nasıl konuştularsa ki o konuşmaları da biliyorum ben. Nasıl konuştular? Yani o kadar ilginç ders alınacak meseleler var ki orada. Mesela bir tamam anekdot olarak söyleyeyim. Anlattılar ben de onu yansıtayım size. Mesela İran'ın silahsızlanması konuşulacak. Oturulmuş masada konuşuluyor. İngiliz tarafı İran'ın silahsızlanmasından söz ediyor. İrlanda tarafı diyor ki bir dakika diyor. Ne demek silahsızlandırma diyor. Yani bu çok yukarıdan bir bakış diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Ve inanır mısınız? Zaten süreç de öyle gelişmiyor. Tabii. Yani hayırlı cuma anlaşması onların bir ulusal şekillenişi, meclis, özellik anlamına gelen bütün bunlar devredildikten ve tanındıktan sonra silahsızlanma süreci başlıyor. Evet. Ama evet. Biz de hep önce Kürtlerden önce, bekliyoruz. Önce evet ve üstelik de yani benim çok dikkatimi çekti. Decommissioning diye bir kelime üretmişler. Evet. Yani olmayan yani daha doğrusu bu konuda kullanılmayan bir kelimeyi iki taraf da rahatsız olmasın diye buldukları. Yani şunun için söylüyorum. Ne demek? Türkçe'ye nasıl çevirirsiniz siz onu? Yani bir anlamda işi bitmiş olan, görevi bitmiş olan bir şeyin ortadan kalkması gibi evet. Düşünebilecek bir şey. Ama doğrudan silahsızlanmaya referans veren bir şey değil yani. Hmm. Şimdi şunun için söylüyorum. Duyarlılıklar, karşılıklı konuşmalar böyle bir yerde oluşmuş yani. Şimdi siz bu kadar yukarıdan bakarak... Ya oradaki şeyi söyleyelim. Belki anlaşılmadı. O aslında... Hani silah bırakmayı bile söylerken ha bir teslim olma gibi algılanmasın. Ona onurunu çok, kırmadan yani bu. Ama tabii. Biz hala terör işte teslim olsunlar. Böyle tartışıyoruz evet. Bu işi yani. Evet ben söyledim çok doğru. Evet. Dolayısıyla da burada hükümetin bir kere yani açıkça bunu söylememiz lazım. Türkiye toplumu şu konuda bir nasıl diyeyim bir sıçrama yapması lazım kafasında. Kürt evet. Sorunu Kürtlerin yarattığı bir sorun değildir. Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nin yarattığı bir sorundur. Ya bu kadar basittir. Ve dolayısıyla da derler ki mesela bütün siyaset bilimciler efendim devlet güç kullanır, silah kullanır.
silah kullanması meşrudur derler. Ama benim iddiam şudur ki bu durumda devletin silah kullanması meşru bile değildir. Çünkü kendi yarattığı bir sorundur. Kendi yarattığı sorunu silahla çözmesi de meşru değildir bence. Dolayısıyla da buradan çözmüyor da ayrıca. Evet, ayrıca da çözmüyor zaten. Ama buradan şuraya getirmek istiyorum. Yani Türkiye toplumu özellikle batısı şunu tartışmak zorunda. Kürt sorunu neden var? PKK niye oldu? Evet. Yani bunu bu çünkü bütün çatışma çözümlerinde en önemli meselelerden bir tanesi budur. Yani karşı tarafın ya da işte silahlanan tarafın neden silahlanmış olduğunu, neden bir mücadele başlatmış olduğunun anlaşılması ve o nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çabayı ortaya koymaya gerektirir. İkinci soru bu, yani ben de doğrusu bu olayların galiba yani derecesini tam ölçemiyorum ama çok büyük bir kopuşa sebep olduğu kanaatindeyim galiba. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben başından beri siyaseten de özellikle Kürtler açısından daha mağdur kesim açısından diyor. Ya ben Türkiye'leşmekten yana bir siyaseti benimsedim. Öcalan'ın bu konuda önerdiğinin çok zekice, çok doğru, şu anda dünya trendlerine en uygun çözüm olduğuna inanan bir insanım. Ve yazılarımda bu yönde hep yazdım. Fakat geldiğimiz noktada Kürtler belki haklı, belki haksız bir şekilde Batı'nın kendilerine sahip çıkmadığından giderek bir kırıklık içinde olduklarını tahmin ediyorum. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu işler o kadar böyle akla kara gibi işler değildir. Evet, Türkiye'nin batısı belki çok bir şey göstermedi. Yani Kürtlere destek veren bir yerden bir siyaset kurgulayamadı. Ama bu şu demek değil bence. Kürtlerin yaşadıklarını tümüyle hissetmedikleri anlamına gelmiyor bence. Ve Türkiye bunu baskılayan başka bir şey var aslında. Bu sabit bir şey değil. Değil, yani. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada aşırı bir şey yaptığıyla ilgili olarak genel bir kanaate de sahip olduğunu sanıyorum. Bir. İkincisi de çağımızda bugün Diyarbakır... Bu kanaati nasıl tarif ediyorsunuz? Yani devlet orada yani çok da doğru şeyler yapmıyor olabilir gibi bir kanaat ve hissiyattan bahsediyor. Işte bu düzeyde mi diyorsunuz? Yapıyor, yani şöyle ne kadar kontrol ederlerse etsinler medyayı. Medya artık eski medyada değil. Yani sosyal özellikle medya var, sosyal medya var ve sosyal medyadan en azından bizler varız. Bizler evet. En azından kuşkular uyandıran haberler hükümetin veya işte iktidarın veya askerin yaptığı eylemlerle ilgili olarak soru işaretleri, zaten programın başında da mesela Van'la ilgili olarak, çünkü bir sürü şey geliyor, bilgi geliyor, akıyor yani. Ha, bunların bazıları spekülasyon olabilir, evet, yani öyle de olabilir tabii. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Bu kırıklık var, evet doğru. Ama bu kırıklıkta anlamak lazım tabii Kürt tarafını. Çünkü onlar asıl orada sıkıntı yaşıyorlar. Fakat Türkiye'nin batısında da ben her şeye rağmen bir zımni destek olduğunu düşünüyorum. Bu ölçüsü nedir, ne kadardır falan bunu bilemem ama... Yani en azından bazı göstergeleri var ki orada olan bitenin meşruluğuyla ilgili olarak, hükümetin tavrının sertliğiyle ilgili olarak ciddi kaygılar taşıyan, batıda yaşayan insanlar var. Dolayısıyla da bütün bu olanların sonuçlarının nasıl bir yere doğru bizi götüreceğiyle ilgili olarak çok iddialı laflar edemeyiz gibi geliyor bana. Mesela ne bileyim en... akla gelebilecek olan ve bu aralar çok konuşuluyor. Operasyonlara desteklenenlerin oranı %90'mış. Yapılan bir araştırma bunu bulmuş. Şimdi ben mesela bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Ve bunun siyasete olan karşılığının ne olacağı da o kadar belirgin değil. Yani yarın öbür günü... Hangi açıdan diyorsunuz? Şundan dolayı düşünüyorum. Şimdi şöyle birçok insan diyor ki HDP'nin oyu azaldı diyor mesela. İşte ne bileyim %10'un altına düşecek. Belki barajı geçemez diyorlar. Bunun tam aksi olma ihtimali de çok kuvvetli olduğunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi aslında Türkiye'nin batısına ilişkinde bir tartışmaya da girmiş olduk. Katkı yapabilir miyim? Buyurun buyurun. Kamuran Bey buyurun. Şimdi belki biraz daha pencere genişletmek açısından.
Buyurun dinliyoruz sizi Kamran evet, Bey. Şimdi mesele sadece Kürt sorunu da değil. Yani doğru biz ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz Kürtler olarak. 100 yıldır hakları tanınmayan bir halkız ve mücadele yürütüyoruz. Fakat mesele şöyle de görülmemeli. Türkiye'nin batısı özgürlüklerine kavuşmuş, Türkiye'nin batısında yaşayan bütün toplumsal kesimler özgür, demokratik bir ortamda yaşıyor da sadece Kürtler yaşayamıyor. Bunun için Kürtler kendi mücadelesini veriyor değil. Türkiye'nin batısında demokrasi var mıdır? Türkiye rejimi Kürtlerin dışında kalan bütün kesimleri memnun eden bir rejim midir? Eşitlik, adalet, özgürlüğü sağlayabilen bir rejim midir? Değildir. Dolayısıyla değişmesi gereken Türkiye rejimi durumu olduğunu tespit etmek lazım. Biz bakın şunun farkındayız. Kürtler olarak otonomi, demokratik özellik, daha farklı bir modelle yaşadığımız coğrafyada kendi kendimizi idare edebileceğimiz bir düzeye ulaşsak dahi Türkiye'nin tamamı demokratikleşmeden bizim elde edeceğimiz statülerin de bir garantisi yoktur, bir geleceği yoktur. Ya da şöyle bir perspektifle de yaklaşmıyoruz. Biz haklarımıza erişelim, Türkiye'nin geri kalan diğer toplumsal kesimleri ne olursa olsun. Böyle de bakmıyoruz olaya. Birleşik bütünlüklü bir sorun olarak görüyoruz. Kürtlerin sorunu bu bağlamda aynı zamanda Türklerin de sorunu. Türkiye toplumunun ezilenlerin yaşamış olduğu sorun aynı zamanda bizim sorunumuz. Bu bağlamda birlikte mücadele yürütme gibi bir sorumlulukla da karşı karşıyayız. Türkiye'deki bütün bu ezilen kesimler bağlamında. Yani şu an bizim bekçası şu da değil. Biz burada ciddi bir baskıyla, zulümle karşı karşıyayız. Türkiye tarafındaki kesimler bir ses versin, destek versin, dayanışma içinde olsun da değil. Kendi mücadelesini yürütsün. Kendi özgürleşme mücadelesini yürütsün. Sadece Kürtlere destek verilmesi, verilmemesi meselesi üzerinden de bir eleştiri yapmıyoruz aslında. Evet, bu konuda ciddi yetersizlikler var. Çok büyük bir zulüm burada gerçekleşiyor. Türkiye'nin batısında yeteri kadar ses çıkmıyor ama biz aynı zamanda şunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin batısı kendi mücadelesini versin. Demokrasi mücadelesi versin. Yani bu AKP hükümetinden memnun mu? Devlet rejiminden, sistemden memnun mudur? Değildir. Şimdi Kürtler bir demokrasi mücadelesi veriyor. Kendi haklarını elde etme mücadelesi veriyor ama Türkiye'nin işçileri de kendi mücadelesini vermeli. Emekçileri de kendi mücadelesini vermeli. Demokrasi isteyenleri de kendi mücadelesini vermeli ki biz topyekun bunu aşabilelim. Zaten bizim Türkiye'lilik diye aslında tanımladığımız perspektif bu. Birlikte hareket edebilirsek, birlikte mücadele edebilirsek Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayabilir ve bunun içerisinde Kürt sorunun çözümünü mümkün hale getirebiliriz. Yoksa şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Kürt tarafı memnun değil, sanki Türkiye'nin geri kalan bütün kesimleri memnunmuş gibi bu rejimden. Öyle olmadığını biliyoruz. Şimdi memnun olmayan bütün kesimleri, demokrasi isteyen, çözüm isteyen, eşitlik isteyen, özgürlük isteyen bütün kesimlerin topyekün birlikte mücadele etmesi gereken bir dönem olduğunu belirtmek istiyoruz. Yani bu görülebilirse bu mücadeleyi birleştirebilir ve Türkiye'de bir dönüşümü, değişimi gerçekleştirebiliriz. Bakın biz bu konuda Türkiye'nin batısının demokrasi güçlerinin kimi eksik tespitler yaptığını düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Ne gibi? O da şu, çok stratejik bir süreç. AKP üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kendisini yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Yeniden tahkim etmeye çalışıyor. Bakın, yani bu bir değişim fırsatı, değişim süreci. Türkiye'nin tamamı için böyle, bölgenin tamamı için böyle. Şimdi bunu böyle eğer algılar, değerlendirir, tespit ederse demokrasi güçleri, bunun kavgasını daha stratejik bir manada yürütür. Yoksa şöyle yapmak, Türkiye devlet hükümetiyle Kürtler arasındaki kavganın bir sonucuna bakalım hele, ona göre biz de bir yaklaşım, hayır, bu durumda iş işten geçmiş olur. Türkiye eğer bu süreçte yürütmüş olduğu savaşı kendi hedefleri doğrultusunda sonuçlandırır ve işte bu yeni anayasa dediği süreçte yeniden bu rejimi tahkim ederse, demokratikleşmeden, tekçi bir çerçevede ulus devlet anlayışını sadece güncelleyerek tahkim ederse, Türkiye demokrasi güçleri de kaybedecek.
ezilenlerin tamamı kaybedecek. Bu nedenle yani daha geniş bir pencerede alma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorun sadece Kürtlerin sorunu değil. Nihayetinde biz Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde çözüm arayan perspektifimizden uzaklaşmış değiliz. Kavga ne kadar keskinleşirse keskinleşsin. Bakın buradan ifade etmek istiyoruz. Ne kadar keskinleşirse keskinleşsin biz asla etnik milliyetçi bir noktaya savrulmayacağız. Ya da devletçi bir anlayışa da savrulmayacağız. Çözümü bir ulus devlet çerçevesi içerisinde de aramayacağız. Suriye'de de aramıyoruz, burada da aramayacağız. Ama bunun yolu Türkiye demokrasi güçleriyle beraber hareket etmekten geçiyor. Türkiye'nin tamamının dönüşümüyle alakalı bir sorundan bahsediyoruz. Kürtler bunun lokomotif gücü, bunun dinamik gücü, daha görünür kavgasını veren gücü, evet, ama tek başına Kürtlerle de Türkiye'nin tamamının demokratikleşmesi ve tüm ezilenlerin haklarına kavuşması mümkün olamaz. Kürtler evet. Bu kavgada ne olacak, sonrasında nasıl bir süreç gelişecek üzerinden değil. Türkiye demokrasi güçleri de biz kendi mücadelemizi bu süreç içerisinde nasıl verebiliriz tartışmalı diye belirtmek istiyorum. Evet. Mehmet, sen Kamuran Hüseyin bu söylediklerine ilişkin ne dersin? Hem senin de bu konudaki görüşlerini almış aslında olalım. Ben de bir şey söylemek istiyorum ama sonra Mehmet'ten sonra söylerim. Tamam. Şimdi Kamuran Bey'in söylediği şeylere paralel bir şey söylemek istiyordum ben de. Yani mesele şu değil. Bizim bakımımızdan, bizim dışımızdaki bütün demokrasi güçleri bakımından. Örneğin biz işçi sınıfı adına siyaset yapan, işçi sınıfı hareketini temsil eden bir partiyiz. Sosyalist bir partiyiz. Bizim bakımımızdan meselenin çözümü, bu meseleye bakışımız bilinen bir şeydir. Biz hem sosyalizmin gereği olarak bütün ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunuyoruz. Bu ne demektir? Bu belki fazlasıyla böyle resmi, diplomatik şeylere de böyle geçmiş ama aslında gerçek anlamda karşılığına uygun bir tartışma konusu olmamış bir şeydir Türkiye bakımından. Bu eğer bahsettiğimiz Kürt halkı bir halksa, ulusal özellikleri taşıyan kültürel, tarihsel, coğrafi, kimlik, dil, bütün bunlara sahip bir halksa ki herhalde kimse buna hayır diyemez bilimsel olarak da. Ve burada kaldı ki bu halk işte Kamuran Bey ifade etti. Artık taleplerini, istediklerini saklama ihtiyacı duyan bir hareketten bahsetmiyoruz. Çok açık ve net bir şekilde bir statü talebi var. Ve bunu tarif ediyor. Özellik diyor, öz yönetim diyor, demokratik özellik diyor. Yani yaşadığımız bölgelerde, bu Türkiye'nin bütünlüklü yapısı içinde ama yaşadığımız yerlerde bir halk ulusal özelliklerimize uygun bir şekilde kendi kimliğimizde, kendi kültürümüzde, kendi kendimizi yönetmek istiyoruz diyor. Şimdi bu bir halkın kendi kaderini tayin etme biçiminin, hakkının bir biçimidir. Buna o halkın, o bölgede yaşayan halkın, o ulusun, o Kürt halkının dışında hiç kimsenin ne insani, ne demokratik, ne siyasal olarak bir şey demesinin, ya sen şöyle değil de böyle kullan demesinin hiçbir karşılığı yoktur yani. Bir kere meşru değildir. Yani şunun için söylüyorum bunu. Mesele sadece ya aman Kürtler ölmesin, Kürtlere yazık, Kürtleri de seviyoruz, onlara da yazık oluyor bilmem ne. İşte her gün çocuklar ölüyor, zulüm oluyor, bu savaş olmasın. Bu noktayı geçtik artık. Evet, bunun da bir anlamı var. Ülkenin batısı bakımından işin insani yanına bile bir tepki vermek gerekse bile hadi bırakalım. Diyelim ki hakikaten hendekler, o hendeğin arkasındaki silahlı gençler. Hadi diyelim ki ya bu Kürtlerin hiçbir demokratik sorunu yok. Bu Kürtler aslında ezelden beri çok demokratik koşullarda yaşıyorlardı. Ne dilleri yasaktı, ne eğitimleri. Bugüne kadar siyaset yaptıkları için, ulusal talepleri için hiç baskı görmediler. Hiç zulüm görmediler. Bu Diyarbakır cezaevi, faili meçhuller, katliamlar bunların hepsi diyelim ki PKK propagandası. Böyle şeyler olmadı diyelim. Böyle bile olsa, ki böyle olmadığını aslında herkes biliyor bu ülkede. Böyle bile olsa, hadi diyelim ki hiçbir sorun olmadan silahlanmış bir yapı var. Hiçbir demokratik talebi yok. Bunun hiçbir gerekçesi yok. Onları silah almaya mecbur bırakan hiçbir şey yaşanmamış olsun bu ülkede. Böyle bile olsa bu savaşa böyle göz yummak, ya sonuçta bir savaş diyelim. Diyelim ki bu bir savaş. Hadi devlet de haklı bir savaş sürdürüyor diyelim. Silahlı güçlere karşı tamamen terör ve güvenlik kaygısıyla yürütülen bir savaş diyelim. Peki bu öldürülen sivilleri, bu sokak ortasında hedef alarak, kafasına nişan alarak, işte bugün öldürülen, dün öldürülen 12 genç. Hepsinin kafasında onlarca kurşun var. Bu infaz açık üstünde. Hadi diyelim ki onlar gerçekten gerilla. Hadi düşman bir ülkenin askeri diyelim.
Biz hep şunlarla büyüdük değil mi? İşte Çanakkale'de savaşta sırf karşı taraf cenazelerini alsın diye bilmem ne. Dünyanın bugüne kadar gördüğü en vahşi savaş olarak bilinir. Truva'da bile biliriz ki iki taraf cenazelerini gömmek için birbirine süre tanır bilmem ne yapar. Ya bunu bile yapmayan, insanların cenazelerini, bebeklerini, annelerini almasına bile, sokakta kokmalarına engel olmasına bile izin vermeyen, gömmesine bile izin vermeyen bir savaş yürütüyoruz biz ya. Buna bile, bak bunu şunun için söylüyorum. Kamuran Bey'in söylediği oradan önemli. Bunun için, bunun Kürt'e acımakla alakası yok. Kürt'ün acınmaya ihtiyacı da yok ayrıca. Bence bunu geçtik biz. Kürtler artık bu konuda şerbetli. Kürtler daha önce de bu katliamları yaşadı. Yine daha güçlenerek çıktı. Bugün de daha güçlenerek çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Buna dair bizim bir şüphemiz yok. Ama burada asıl kaybeden Türkler. Burada asıl bu tokatı yiyen Türkler. Asıl travma diyorlar işte bu savaştan sonra Kürt halkı bu travmayı nasıl, ne travmalar atlattı Kürtler. Bunu da atlatır. Ama asıl böyle bir zulüm olurken bizim güvenliğimiz adına, batıda yaşayanların güvenliği, vatanını bilmem nesini korumak adına orada bebekler öldürülüyor. Ve bunlar ölüyor demenin bile suç sayıldığı, bunlar bir programda dendi diye insanların linç edildiği bir ülke, bir iklimde Kürtler bunu yaşarken bu ülkenin batısında Türkler özgür olamaz. Demin İrlanda meselesi açıldığı için aklıma geldi. Tıpkı Marx'ın 150 yıl önce İngiliz işçilerine dediği gibi. İrlandalılar, İrlanda halkı özgür olmadan siz de özgür olamazsınız. Bu ne demek? Kürtler orada ezilmeye devam ederken ve aynı ülkede izliyoruz. Hani Türkiye'leşme meselesi tartışılıyor ya, mesela ben şuna da karşıyım. Hani HDP'nin, Kürt hareketinin, Kürt siyasal hareketinin böyle bir perspektifle mücadele etmesi çok değerli bir şeydir. Çok ileridir Türkiye'leşmeyi önemsemesi. Israrla Türkiye'nin batısındaki demokrasi güçleriyle, emekçilerle, diğer halklarla ortak bir kader birliğinde ısrar etmesi. Onlar bakımından ilerici. Ama ülkenin batısındakilerin buna vurgu yapması. Ya mesela ben geçen şöyle bir yazı okudum ve bu yazan arkadaş bu meselede oldukça ileri demokratik bildiğimiz biri. İşte mesela Ezgi Başaran. İşte DTK'nın özellik açıklamasını çok zamansız bulduk. Bunu Batı'ya nasıl anlatacaksınız böyle bir süreçte? İşte Batı'nın hassasiyetleri bilmem. Ya bunu niye HDP anlatsın Batı'ya? Sen anlat. HDP niye anlatmak zorunda kalsın? Niye Kürtler anlatmak zorunda kalsın? HDP... Ya da Kürtler, Türklerden bir şey istemiyor ki. Siz hiç mesela hani milliyetçilikle falan suçlanır ya. Hiç mesela ya Türkler şu bölgede dilini konuşmasın diyen bir Kürt duydunuz mu? Ya da biz Türklerin yaşadığı şu şehirde biz yönetmek istiyoruz diyen bir talep duydunuz mu? Yaşadığımız yerde kendi dilimizle, kendi kültürümüzle özgürce yaşamak istiyoruz diyor. Türklerin Türklüğüne, Sünninin Sünniliğine, Müslümanlığına bilmem nesine gasp eden bir şey yok ki. Üstün olmak da istemiyor. Ama bak bir tarafta demokrasi güçleri diye bildiğimiz kesimlerin bile bir kısmında egemen ulus, üstün ırk, ayrıcalıklı ulus olmanın kompleksi var. Ya isteyin, haklısınız ama işte Batı'nın da hassasiyetlerini gözetin. Şimdi bundan çıkmamız lazım. Bu hassasiyetler, eğer bir hassasiyet gözeteceksek ezilenin hassasiyetini gözetmemiz lazım. Dili, kimliği, ulusal varlığı yok sayılan ve buna karşı direnen bir halkın hassasiyetini, bundan dolayı gördüğü zulmü ve bunun ortadan kalkmasıdır hassasiyet. Diğeri üstünlüğün devam etmesini isteyen bir hassasiyettir. Diğeri bu eşitsizliğin devam etmesini isteyen bir hassasiyettir. Asıl karşı çıkmamız gereken bu. Bu şu demek değil. Ya da Kürtlerin, PKK'nın yaptığı her şey çok doğru, hiç eleştirilecek bir yanı yok. Yok, var. Bizim de var eleştirilerimiz. Ama bugün savaşın geldiği bu koşullarda mesele bu değil. Yani mesele Kürtler aman şöyle olmasın insani boyutunu falan geçmiştir. Şöyle düşünelim. Mesela şunu biliyoruz. Eğer derdimiz gerçekten bu ülkenin birliği, bütünlüğü, işte en klişe söylemlerle bölünmezliği falansa, bu ülkede bölücülüğün ya da bir bölünme olacaksa bunun sorumlusu Kürtler değil. Hani şöyle bir ortam olsa deriz ki ya Kürtlerin bütün hakları verilmiş. Bugüne kadar hiçbir gördükleri baskıların sonuçları da yüzleşilmiş. Gördükleri bütün acılar, uğradıkları bütün haksızlıklar, işte bu adaletsizlik bir şekilde yüzleşilmiş. Ve onların demokratik, ulusal ve sonuna kadar da haklı olan, dünyanın hiçbir yerinde kimsenin haksız diyemeyeceği talepleri de karşılanmış. Ama buna rağmen işte bir taraf canı sıkıldığı için silahlı mücadele yürütüyor. Evet. Böyle bir şey yok. O yüzden mesele şu değil. Mesele Kürtlerin yanında olmak meselesi değil. O bakımdan Kamuran Bey çok doğru söylüyor. Kürtler, sadece bunu indirgemek için söylemiyorum. Bu savaşı da sadece bununla açıklayamayız. Bu savaş sadece egemen Türk devletinin bugünkü AKP gericiliğinin Kürt düşmanlığı ile ilgili bir şey değildir.
Bu ülkeyi onun temsil ettiği egemen sınıf, sermaye, emperyalist güçler bakımından başka türlü iktidarını sürdürememesinin bir şeyidir aynı zamanda. Ama bir yanı da 100 yıllık geleneksel, öncesi bir yana hocamın da dediği gibi bir tekçi, tek ulus, tek millet, tek devlet şeyindeki ısrardır. Ve bunca sonuçlarına rağmen. Ama şunu bilmemiz lazım. Bugün gelinen yerde Kürtler aslında bu ülkede, bu ülkenin demokrasi isteyen işçi sınıfının, emeği için mücadele eden, sömürüye karşı mücadele eden, cinsiyetçiliğe karşı mücadele eden kadınlarının, çevre ve doğaya karşı mücadele eden çevrecilerin, gerçek anlamda bir laik, demokrasi, demokratik bir ülke isteyen herkesin bunları bile sürdürebilmesi, buna kavuşabilmesinin böleni de, çarpanı da, toplayanı da Kürtlerdir. Yani bu savaşa sessiz kalarak, Kürt halkının demokratikleşme, demokrasi, statü talebine yüz çevirerek buna sahip çıkmadan bu ülkede bu sorunların hiçbirini demokratik olarak sürdürmeniz ve tutarlı bir şekilde savunmanız mümkün değildir. Bunun Kürtleri sevmekle ilgisi yok. Bu ülkede nasıl ki işçi sınıfı Kürt meselesinde iki halkın kardeşliğini, eşitliğini savunmadan kendi içindeki birliği de savunamazsa, öyle değil mi? Bugün Kürtler ve Türklerin yan yana yaşamadığı, çalışmadığı bir fabrika var mıdır? Bir sokak var mıdır? Yoktur. E şimdi o zaman kendi birliğini sağlaması için bile ya da şu AKP gericiliğine karşı tutarlı bir mücadele sürdürebilmesi için bile siz işte biz Türkiye'nin batısında basın, düşünce, ifade özgürlüğü istiyoruz deyip ama bir tarafta da ya burada çocuklar öldürülüyor demenin böyle bir lince şey olmasına bunun mümkün değil yani. Kürtler bir yerde ezilirken, Kürtler bir yerde halen ulusal varlığı inkar edilip ve baskı altında bu ezme ezilme ilişkisi devam ederken bu ülkenin batısının ezilenlerinin de bir demokrasi ve özgürlük talebi, böyle bir gelecek kurması mümkün değil. O yüzden Kamuran Bey'in dediklerinin altını çizmek gerekiyor. Bizim için değil, kendiniz için yapın. Bu gerçekten çok önemli. Yani bu ülkenin batısındaki işçiler, emekçiler, demokrasi ve özgürlükten yana olan güçler, eğer gerçekten demokrasi ve özgürlük istiyorlarsa, Kürtlere yüzünü çevirerek, Kürt mesele, Kürt halkının taleplerini görmeden ve bu konuda barışı, eşitliği ama Kürtlerin statü talebini de görerek sahiplenmeden bunun olmayacağını görmeleri gerekiyor. Evet, şimdi Erol Hocam sizin de ekleyecekleriniz var. Evet. O eklemeleri de alalım. Aha. Ama biraz yeni anayasa tartışmalarına olur. Da bir ucundan da girelim istiyorum. Çünkü 20 dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Bir yeni anayasa gündemimiz bütün bu tartışmalarla beraber devam ediyor. Hükümet çeşitli CHP ile MHP ile görüştü, HDP ile görüşmedi ama bir anayasa uzlaşma kurulu da kuruluyor. Bir süreç işleyecek gibi gözüküyor. Hı hı. Hem bu sürece ilişkin de görüşlerinizi alalım hem de yapacağınız eklemeleri de dinleyelim. Yani benim eklemem yani Kamuran'ın haklı olarak bir anlamda itirazıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Özgür Gündem'de yazıyorum. Yarınki yazımın başlığı da tesadüfen hepimiz özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür sayılmayız başlığını attım. Bir zamandan beri bu konuyu işliyorum. İstememin bir sebebi var tabii ki. Burada da bu lafları söylememin bir sebebi de oydu. Çünkü öyle veya böyle Türkiye siyaseti kimlik siyasetinin, yani Türkiye siyasi ortamı kimlik siyaseti ortamıdır. Her ne kadar HDP ve Kürt siyaseti bunun dışına kendisini taşımaya çalışsa da etki alanı içinde olan insanların kafalarının bu anlamda karışabilme olasılığı vardır. Yani kendi kimliklerine doğru daha fazla yönelme ihtimalleri vardır. Ben bunun yine Kamuran Bey'in de söylediği, haklı olarak söylediği gibi gerçekten de Türkiye'nin özgürleşmesi perspektifinde ancak değerlendirilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Hatta bunu üstüne çok vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Mehmet'in söylediği bir şeyde ufak bir ekleme yapacağım. Ezgi Başarı'nın şeyiyle ilgili var. Şimdi Mehmet şunu da kabul etmek lazım. Türkiye'de yani daha doğrusu genel olarak bir cümle olarak söyleyeyim. Bugün modern dünyada siyaset medya üzerinden yapılan siyasettir. Ve maalesef Türkiye'deki özgürlükçü güçlerin sesini yükseltebilecekleri medya ortamı da yok. Dolayısıyla da batı diyoruz ama batı gerçekten de bilgisini nereden alıyor diye baktığımızda televizyonlardan alıyorlar. Ve Diyarbakır'da olan, Suruç'ta olan, bilmem nerede olan bir sürü meseleyi de duymuyorlar dahi bence yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da yani şeye yani bu yönde çabalarımızı arttırmamız lazım esasında diye düşünüyorum. Yani özetle bu önemli. Ben buna bir şey demiyorum. Evet, yok dediğinden söylemiyorum. Ekleyeyim istedim. Yani hem biz aslında batıya yani mesela hani geçenlerde
aydın bir grup Diyarbakır'a gitti ya. Evet. Mesela Diyarbakır'a gitmek, Selahattin çok haklı olarak, ya Diyarbakır'a geldiniz de yani bence Ankara'ya gitseniz daha iyi edersiniz gibi bir şey söyledi. Ben şunu söyledim. Aha. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Bir tartışma oluyor bir yerde. Demirtaş da var. İşte aydınlar da var. Ya işte 7 Haziran'dan sonra aslında biz sizi şöyle destekleyecektik, şey yapacaktık ama şunun için demiyorum. Biliyorsunuz işte biz Emek Partisi olarak HDP ile aynı zamanda siyasal düzlemde ittifak yapan bir partiyiz. Örneğin bakanlık meselesinde ya da başkaca meselelerde ideolojik olarak ayrılıklarımızı biliyorsunuz. Eleştiriyoruz da bunları. Tabii. Ama bugün bu noktada Kürtlerin kendi taleplerini ya şöyle söylesinler, bunu söylemesinler, bunun zamanı değil demek, onlar bakımından bunların gözetilmesi ileri bir şeydir. Hatta evet. Onlarla birebir bir tartışmada da ya şöyle yapsanız daha iyi olur demenin anlaşılır bir tarafı vardır. Ama bu giderek şöyle bir şeye dönüşüyor. Yani ya bu Kürtler de biz sizi savunacağız da siz de bizim dediğimiz gibi yapın şeyine dönüyor. Ha, öyle söylendi diye demiyorum ya da siz öyle ama dediğiniz diye demiyorum. Ama böyle düşünenler var. Ben yani şunun için diyorum, şunun için diyorum. Evet. Ya işte biz destek verecektik. Ya sanki yani her şeyi bizim istediğimiz evet. gibi yapsa HDP bütün Türkiye Kürtlerin hakları evet. için ayağa kalkacak. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey ama böyle düşünenler var gerçekten. Evet. Yani kısacası şey demek istiyorum. Yani bizlere düşen bu yani ne yapmalı, nasıl yapmalı sorusuna cevap ben diyeyim. Yani iki tarafta da yapılması gereken şey bence Kürt siyasetiyle ilgili olarak Kamran gayet açık ve net bir şekilde koydu. Yani Kürtlerin mücadelesi sadece Kürtlerin mücadelesi değil bence onca da öyle. Yani mağdur birçok kesimin, devlet karşısında kendilerini mağdur hisseden bütün kesimlerin birlikte ancak özgürleşmesiyle olacak olan bir şey. Bu çerçevede de Batı'ya ilişkin olmak üzere, Batı'da yaşayan Türklere, Kürt, yani işte Türkler, başkaları neyse kimler varsa onların da bu konularda daha fazla bilgilenmesini sağlama yönelik bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yani Diyarbakır'a gitmektense bence mesela Şişli'ye gidelim, Beşiktaş'a gidelim, anlatabiliyor muyum? Ankara'ya gidelim. Yani veya işte ilişkilerimizi, güçlerimizi o yönde yaygınlaştırmaya çalışalım ve Türklere, beyaz Türklere ya da neyse Batı'da yaşayan insanlara aslında Kürt sorunu diye bugün yaşadığımız sorunun ne olduğunu, dolayısıyla bu meselenin bir demokrasi sorunu olduğunu evet. vesaire anlatmak lazım. Bu işin siyasi tarafı. Ben uzatmadan 20 dakika var dedim. Anayasayla ilgili birkaç şeye evet. geleceğim. Şimdi benim kanaatim şudur. Kimlik siyasetinin bu kadar baskın olduğu bir ortamda herhangi bir biçimde bir anayasa yapılması pek mümkün değildir gibi geliyor bana. Yani şundan dolayı anayasa yapmak uzlaşma gerektirir. Ama kimlik siyasetinin bizzat kendisinde uzlaşma yoktur. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir adam diyor ki, birisi diyor ki ben diyor dindar nesiller yetiştireceğim diyor. Siyasi olarak bir lider diyelim. Bir başka lider de diyor ki hayır diyor ben diyor tamamen bilimsel düşünen insanlar yetiştireceğiz diyor. Yetiştirmek istiyoruz iktidara gelirsek diyor. Şimdi bu iki görüşü nasıl uzlaştırabilirsiniz ki? Bu iki görüşte esasında kimliklerin değerlerine yaslanan görüşlerdir ve buradan bu yani bu kimlikleri aşan bir yerden siyaseti düşünmedikçe burada herhangi bir uzlaşma üretmek mümkün değildir. Şimdi anayasaya geldiğimizde anayasa bir toplumun nasıl yaşayacağını çerçevesini çizen bir yasa. O zaman siz Türkiye'de kolay kolay yeni bir anayasa yapılamaz. Yapılamaz gibi geliyor. Bu ortamda yapılamaz. Yani. Hele şunu düşünün yani Beyaz Öztürk bir laf da etmedi adamcağız zavallı evet, yani. Çark etti zaten. Yani şimdi bu ortamda Allah aşkına biz neyi savunacağız da nerede neyi konuşacağız Allah aşkına? Ya da Aydın Doğan'ın her yaptığımız konuşma bir şekilde soruşturmaya yol açabilir. Evet. Yani düşündüğümüzde dolayısıyla da ne ortam müsait yani ne siyasi ortam müsait ne siyasi iklim müsait böyle bir işi yapmaya. Peki uzlaşma komisyonu kuruldu. Uzlaşma komisyonu yine konuşurlar hiçbir şey de çıkmaz bence oradan. Çünkü benim anladığım kadarıyla burada bir büyük bir şey olacak. Bir kavgaya gidiyor Türkiye yine. Ya bir yeni seçim belirebilir, efendime söyleyeyim, referandum belirebilir, zorlamalarla bunlar olabilir. Ama sağlıklı ve toplumun içine sinen bir anayasa yapma şansının biz olmadığını düşünüyorum. Bakın bir örnek vereyim. Güney Afrika'da yeni bir anayasa yapıldı ama bu 6 yıl sürdü. Ve her iki tarafta esasında anayasa yapma gereğini yani sistemin bittiğine karar verdikleri için apartheid rejiminin bitmesi gerektiğine ikna oldukları için her iki tarafta siyahlar ve beyazlar bir araya geldiler ve bir anayasa yaptılar. 6 yıl sürdü, toplumla tartışıldı vesaire vesaire.
Şimdi Türkiye'ye bakın. Yani bir cumhurbaşkanımız var. Zaten o her şeyi biliyor ve her şeyi söylüyor. Dolayısıyla da yani Kürt sorunu bitmiştir. Yani o zaman ne kalıyor meclise? Yani ben meclisin de bir anlamı kalmadığı kanaatindeyim ayrıca. Yani meclis de uzlaşma üretmesi gerekir. Ama bu mecliste nasıl bir uzlaşma çıkarılabilir ki? Bence o da mümkün değil. Yani dolayısıyla da esasında bir son cümle söyleyeyim. Türkiye'deki mevcut sandık demokrasisi, ne derseniz bu demokrasi zaten değişmesi gerekiyordu. Ve Türkiye bunu tartışması gerekiyordu. Ama ne yazık ki o zamanlar başbakandı, bugünkü Cumhurbaşkanımız bir başkanlık sistemi, Türk usulü başkanlık diye işe bir sarıldı. Ve bu tartışmayı da bence tümüyle bozdu. Ve şu anda kimse fikir tartışması yapmıyor. Herkes kendi pozisyonu üzerinden konuşuyor. Ve kimlikler, yani kendi kimlikleri üzerinden benimsedikleri pozisyonları çarpıştırıyorlar. Buradan da iyi bir şey çıkmaz bence. Çıkmaz diyorsunuz, evet. Kamuran Bey, aslında bu yeni anayasa tartışmalarına ilişkin görüşlerinizi hem dinleyelim. Hem de biz anayasa tartışması deyince hemen gelen sorular var. Size yönelik de farklı farklı kişilerden ama iki soruda ortaklaşan şeyler gelmiş. Sosyal medyadan paylaşımlar gelmiş. Birincisi ver özelliği al başkanlığı formülü mü geçerli olacak gibi bir tartışma. Daha çok MHP cephesinden gelmişti ama bunu da size sormuş olalım tekrardan. İkincisi de AKP'nin yeniden bir oyalama sürecini işleteceğini ve HDP'nin de bu masada olmaması gerektiğine ilişkin bir görüş var. Bu görüşe ilişkin de ne söylersiniz? Az önce Mehmet Bey'in ifade ettiği hususlar vardı çok önemli yine Erol Bey'in. Bu konuda bir şey belirtmek istiyorum müsaadenizle, daha sonra buna geçeyim. Şimdi evet, burada biz çok ciddi bir mücadele yürütüyoruz ve yürüttüğümüz mücadele hem Kürt halkının özgürleşmesini hem de Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerini de aslında birlikte onlarla hareket ederek Türkiye'deki tüm ezilenlerin özgürleşmesini hedefleyen bir mücadele. Duygusal kopuştan söz edildi. Bunlar birçok programda da tartışıldı. Hakikaten çok ciddi tabii ki bu konuda durumlar söz konusu. Bizler de şu an stüdyoda hazırda bulunan değerli insanlar gibi demokratlar, sosyalistler üzerinden Türkiye'nin ezilenleri, Türkiye'nin vicdanı, Türkiye'nin demokrasi isteyenleriyle bağımız sürsün istiyoruz. Ve şu an tek tutunabildiğimiz sizin gibi insanlar, onlar üzerinden ya biz Türkiye'nin geri kalanıyla, demokrasi güçleriyle, ezilenleriyle ortak bir gelecek kurabiliriz diye burada tabanımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu sesler de olmasa aslında bunu anlatabilecek bir imkanı ve koşulumuz da olmayacağını burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ve bu sesler çoğalmalı. Bu çok ciddi bir konu ve herkes gerçekten kendisi için yapmalı. Sadece politik, siyasal, ideolojik görüşleri itibariyle değil, insan olarak. Yani burada yaşanan cinayetler, burada yaşanan infazlar, bütün bunlar noktasında Türkiye'nin batısında insanlar sessiz kaldığında insanlığından neler kaybedeceğini değerlendirerek yaklaşmalı. Bu açıdan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeni anayasa, başkanlık sistemi, özerklik. Şimdi bakın 2,5-3 yıllık süre zarfında yine gündeme getirilen konulardan bir tanesiydi. Başkanlık sistemini kabul edecek Kürtler, onun karşında özerkliği alacak. Yani bu yaşanan kavgaya rağmen de mi bu hala söyleniyor? Bu kadar şeye rağmen de mi bu söyleniyor? Burada başkanlığı ver, özerkliği al, böyle bir durum söz konusu değil. Mesele böyle de alınmamalı. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var, böyle değerlendirmek lazım. Bu halkın yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar nedeniyle insanlar ölüyor, evleri yıkılıyor, yerlerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. Burada insanlar bunu yaşarken Türkiye'nin batısındaki geri kalan bütün toplumda rehin alınıyor. Şimdi biz sorun çözmek istiyoruz. Bu sorunun çözümü konusunda nasıl bir mutabakata varırız? Bunun için zemin elbette oluşmalı ve mesafe almamız lazım. Fakat bunu getirip ver özelliği al başkanlığına gibi bir şeyi indirgemek gerçekten yaşanan sorunlar karşısında durumu karikatürize etmektir. Durumun ciddiyetinin farkında olmamaktır. Evinde oturup
sırça köşklerinde yorum yapmak gibi bir şeydir. Biz sokaklardan cenazelerimizi anılmıyoruz yani. Böyle bir ortamda nasıl yeni bir toplumsal mutabakat sağlanabilir, toplumsal sözleşme oluşturulabilir ve birlikte daha özgür, daha demokratik bir zeminde yaşayabiliriz? Bunları tartışmak istiyoruz. Yoksa kimsenin başkanlığı ya da getirmek istediği sistem üzerinden kendi haklarımızı pazarlık konusu etme gibi bir yaklaşımı söz konusu asla değildir. Kategorik olarak hiçbir şeye olduğu gibi taraf olma, karşı olmak gibi bir noktada da değiliz. Bizim meselemiz sorunları çözebilmektir. Türkiye'deki devrimci güçlerle, demokratik güçlerle yine mağdur olmuş, ezilen bütün kesimlerle birlikte geleceğimizi nasıl bina edebiliriz? Nasıl bir toplumsal sözleşme olursa iyi olur, bunu tartışmak istiyoruz. Bunu tartışırken masada başkanlık veya başka bir şeyin olmasına gerek yok. Bunu tartışmıyoruz bile biz. Birlikte yeni bir gelecek nasıl yaratabiliriz, bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi bunun zemini var mıdır? Şu anda maalesef yok. Türkiye'de AKP bunun zeminini ortadan kaldırmış durumda, tek taraflı olarak kendi sistemini gündeme getirip dayatıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O açıdan o soruya ilişkin bunu ifade edebilirim. Böyle basit pazarlıklar, basit tartışmalar içerisinde değiliz. İnsanların öldüğü bir ortamda biz yeni bir gelecek nasıl oluşturabiliriz? Bunun derdiyle biz şu anda oturup kalkıyoruz. Buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Diğer bu ikinci sorunuzu tam alamadım. Tekrarlayabilir miyim? HDP'nin, yani AKP'nin yeni bir oyalama süreci başlattığını... Aynen. Evet. Bu yeni anayasa uzlaşma komisyonunda sadece HDP'ye dönük değil aslında, CHP ve MHP'ye dönük de bu oyalamaya, yani koalisyon sürecinde AKP'nin yaptığı oyuna gelmemek gerekir gibi bir değerlendirme var. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi AKP'nin hesapları olabilir tabii. Yani yine muhtemelen bir anayasa komisyonu oluşturacaklar, uzlaşma komisyonu buna gelecek elbette. Taraflar burada bir uzlaşma yakalayamayacaklar. Eğer MHP ile yakalarsa ya da CHP ile ulus devleti yeniden tahkim etme üzerinden bir şey varırsa onu bilemiyoruz ama böyle olsa dahi çıkacak olan anayasa ya da o uzlaşma bizi kapsamamış olacak. Kürt halkını kapsamamış olacak. Eğer Kürt halkını kapsamayacaksa, ezilen kesimleri kapsamayacaksa, onların sorunlarını çözecek bir anayasa olmayacaksa bu anayasa yeni bir anayasa olmaz. Yani bu sorunlar da devam eder, bu kavga da devam eder. Şu anda CHP ile bir uzlaşma olacak mı, MHP ile olacak mı diye tartışanlar esas Kürt hareketiyle, HDP ile bu mesele nasıl olacak onu tartışması lazım. Bugün CHP'nin, MHP'nin Türkiye'nin yeni anayasası için önerdiği herhangi köklü bir değişiklik var mı? Herhangi bir projesi var mı? Yok. Yani MHP kalsa mevcut darbe anayasası da devam etse olur. CHP kalsa zaten hiç değiştirmeye gerek yok. Biraz parlamenter sistem güçlendirilsin yeter diyor. Yeni anayasa sorun yaşayan toplumsal kesimler için gerekli olan bir şey zaten. Kürtler için gerekli, ezilen kesimler için gerekli. Bütün onların sorunlarını çözecek bir anayasa olmalı. Şimdi bunları dışında tut, diğerleriyle anayasa yapacağım de. Bu yeni bir anayasa olmayacaktır. Hiçbir sorunu da çözmeyecektir. Dolayısıyla esas mesele bizi de temsil eden HDP ile diğer bütün partiler arasında geçecek olan bir süreç olacak. Eğer bu konuda bir yaklaşım görülürse tabii ki HDP de masaya oturmalı. Bütün temsil ettiği kesimlerin haklarını savunacak bir yaklaşım göstermelidir. Mesele masaya oturma, oturmama, anayasa komisyonuna girme, girmeme değildir. Eğer orada halkların... ezilen kesimlerin sorunlarını çözecek bir durum görülmezse o masadan kalkılacaktır tabii ki. Evet. Dolayısıyla Kamran bir oyalama sürecine gelinmemeli diyenler açısından da şunu söylüyoruz. Evet. Süremiz çok az kaldı. Son sözlerinizi de alalım. Son değerlendirmelerinizi de toparlayalım. Herkes rahat olmalıdır. Ne HDP, ne Kürt hareketi, ne bizler bir oyalamaya, bir aldatmaya gelebilecek kesimler ve politik öncüler değiliz. Eğer halklarımızın sorunlarını çözecek bir durum görürsek sonuna kadar tabii ki sorumluluk taşıyarak masaya da oturmak, bu konuda söz de söylemek, arayış içinde olmak gerekiyor. Eğer bunu göremezsek de mücadele etmeye devam edeceğimiz bir yol izleyeceğiz. Bundan da herkes emin olmalıdır. Evet. Evet. Mehmet, sen ne dersin bu anayasa tartışmalarına ilişkin? Önümüzdeki süreç açısından ne öngörüyorsun? Tabii
bu meclisteki partilerin uzlaşma komisyonunda yer almasına ilişkin tartışmaya ilişkin de ne dersin? Şimdi bir mesela bu koşullarda yeni bir anayasa nasıl yapılabilir ya da mümkün müdüre dair herhalde şu tabloya bakmak yeterlidir. Mesela iki şekilde herhalde bir anayasa değişikliği bir ülkenin gündemine gelir. Bir, yani bir yanı böyle zaten. Hani bir değişikliği talep eden toplumsal demokratik güçler var. Ama bugün tartışmayı başlatan Kürtler, Aleviler, işçi ve emekçiler, Türkiye'nin batısındaki demokrasi güçleri, yani demokrasi ve özgürlükler, bugünkü 12 Eylül Anayasası'nın sınırladığı bütün baskıları ortadan kaldıracak ve daha demokratik bir Türkiye, daha demokratik bir anayasa talebi olan kesimlerin mücadelesiyle gündemimize gelmiş bir şey değil bu. Bu tam tersine bugün belki demokratik bir anayasaya daha fazla ihtiyaç duymamızın temel nedeni, hatta bugünkü yürürlükte olan 12 Eylül darbe anayasası dediğimiz yasadaki hakları bile kullanılamaz, fiilen onları bile bizzat Cumhurbaşkanı dedi anayasa, parlamenter sistem artık rafa kalkmıştır diye ve bunu fiilen de uyguluyorlar. Bunu diyen bir iktidar ben yeni bir anayasa yapacağım diyor. Türkiye'yi bu 12 Eylül darbe anayasasından kurtaracağım diyor. Bunu derken ne yapıyor? Şimdi hani bunu da diyebiliriz. Bir iktidar evet bugüne kadar gericidir, antidemokratiktir ama akıllanmıştır. Ya bugün ya bu iş böyle yürümüyor. Bu da olabilir yani değil mi? Yani mümkündür. Bugün AKP için bunu söylemek mümkün olmasa da böyle bir mantık yürütebilirsiniz. Ya baktı olmuyor, böyle bu ülke yönetilmiyor. Daha demokratik bir yol seçelim hadi. Şimdi bunu söylediği anda örneğin başbakan, cumhurbaşkanı herhangi bir yerde anayasayla ilgili hedeflerini daha demokratik, daha özgür ve böyle cümlelerle kurarken aynı anda bu hükümetin emrindeki güvenlik güçleri bu ülkenin doğusunda, bu ülkenin Kürdistan coğrafyasında, Sur'da, Cizre'de, Silopi'de sokakta insanlar öldürüyor, infaz ediyor. Örneğin 3 tane kadın siyasetçi. Biliyorsunuz nasıl öldürüldüklerini. Birisinin sadece kafasından yüzü parçalanmış yani. Ve mesela bunlar şimdi şöyle bir şey, ya bunların hepsini devletin, polisin yaptığı, mesela bunları söyleyenler hapse atılıyor. Bunları söyleyenler basında susturuluyor, davalar açılıyor. Öyle değil mi? Ya, ama şu sorunmuyor. Açısından bakın, böyle şunu, bir ortamda ama bakın şunu söyleyeceğim. Konuşulamaz. Şimdi anayasa, yeni bir anayasanın bizim için anlamı nedir? Bugünden daha demokratik. Hukukun, demokrasinin, insan haklarının bugün bu ülkede hala yok sayılan toplumsal kesimlerin, işte inançların, ulusların, farklı kesimlerin de haklarını güvenceye alacak bir anayasadan bahsediyoruz. Ama en azından bugünkü anayasanın bile içinde, mesela bugünkü anayasaya göre polislerin çocuk öldürmesi yasal mı? Ya da hadi diyelim ki öldürdü, devlete rağmen öldürdü. İşte başbakan diyor ya biz sivillere zarar vermek istemiyoruz. O zaman niye bir tanesi yargılanmıyor? Sadece son 6 ayda 200-250 tane sivil öldürüldü. Bir tane yargılanan, ifadesi alınan polis biliyor musunuz? Şimdi bu anayasada da suç bu. Bu anayasada kiminle savaşırsan savaş, bu gerçekten iki ülke arasındaki savaş bile olsa savaş suçudur bunlar. Cenazesini kaldırmasına izin vermiyorsun, sivilleri öldürüyorsun. Bunları bile yargılayacak bir hukuku, bugünkü yasaları bile işletmeyen bir iktidardan daha demokratik bir anayasayı ciddiye alıp bunu da muhatap alıp ya evet gel oturalım konuşalım demek, CHP için söylüyorum bunu. HDP için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bakın HDP bu zulmün tarafıdır. Ben şu tartışmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Mesela çözüm süreci boyunca bu ülkede CHP hani bir yönüyle evet bu meclis bunun tarafı olmalı, kimyanla ileri şeyler de söyledi. Hatta bugünkü şey bakımından da baktığımızda işte CHP'li kadın vekiller sokağa çıkma yasağı olan yerlere gidiyor. Kimi yerde CHP'nin gençlik örgütleri buna dair şeyler yapıyor. Ama CHP'nin üst yönetiminde buna karşılık gelen bir şey yok. Çözüm süreci boyunca nasıl eleştirdi HDP? Ya bu gerici AKP iktidarıyla barış mı olur? Siz bunlarla çözüm arıyorsunuz, bunlarla ittifak yapıyorsunuz, bunlarla aynı masada pazarlık yapıyorsunuz. Şimdi ne diyorlar? Hendek kazıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Ya barışsa suç, barış arasa suç, savaşsa suç, mücadele etse suç. Yani Kürtler ne yapsın? Kürtler sonuçta o masaya oturduğunda doğal olarak mesela Türkiye'lileşme diyoruz ya. Bence HDP'nin, işte başbakan diyor Cumhurbaşkanı, işte HDP Türkiye'li olamadığını göstermiştir. Öyle bağlama çalmayla Türkiye'li olamazsınız. HDP'nin Türkiye'li olması zor, evet bunu önemsemesi önemli ve bütün Türkiye'ye dair demokratik bir şey söylüyor. Ama gerekli olan, asıl sorgulanması gereken, Türkiye'li olup olmadığını kanıtlaması gereken HDP ve Kürtler değildir.
Tabii. Asıl CHP'nin, asıl AKP'nin, asıl bu ülkenin batısında bütün Türkiye bizim diyenlerin, oraya bizim toprağımız diyenler, işte bilmem ne diyenlerin hiç gitmedikleri halde onların Türkiye'li olduğunu kanıtlaması lazım. Onlar eğer Türkiye'li ise gerçekten ve Türk Kürtleri de, Kürt halkını da Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlarsa, bu ülkenin yurttaşları olarak görüyorlarsa, onların gördüğü zulme, haksızlığa, devlet terörüne hayır demeden asıl onların Türkiye'liliği sorgulanır. Peki şimdi biraz önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu açısından CHP'nin oturmasına eleştirel... Bak şunun için diyorum. Şurada bir çelişki olmuyor mu? Yani CHP'nin oturmasını eleştirirken şunu açayım HDP'nin onu, oturması... Açayım onu şöyle. CHP'nin mesela ilk Davutoğlu açıkladığında bütün partilerle görüşeceğini açıkladı. Buna HDP de dahildi. Şimdi bu aynı zamanda hani tam bu gerilim, çatışma, savaş şeyinde yeniden bir diyalog ortamı yaratması bakımından önemsedik biz bunu. Hani buna uygun bir süreç işlemeyeceğini bilmemize rağmen. En azından böyle bir açıklamanın yapılması bile. Sonrasında HDP çıkarıldı bu listeden. HDP ile görüşmeyeceğiz dendi. Şimdi bu koşullarda evet CHP'nin buna müdahil olması, tabii ki bu ülkede yeni bir anayasa tartışıyorken CHP tabii ki buna dair fikrini söyleyecek, hükümetle de görüşecek. Ama CHP'nin o masaya otururken HDP'nin dışlanmasını kabul ederek buna söz söylemeden oraya oturması yanlıştır. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bu gericiliği durduracak laiklik anlamında bir ilerici bir şey çıkmaz. Bu ülkede Kürtlerle, Kürtlerin mücadelesiyle ittifak yapmadan laiklik için bile mücadele edemezsiniz artık. Bu ülkede aynı zamanda Orta Doğu bakımın, mesela bugün Çavuşoğlu çıktı açıklama yaptı. Bence çok önemli. Hani bu yeni bir şey değil ama yeniden vurguladı. Bizim için YPG ile DH aynıdır diyor. Şimdi bu ülkedeki herkes, hatta CHP'liler, çünkü biliyorsunuz Kobani direnişi döneminde CHP hakikaten iyi bir örnek gösterdi. Suruç'a, Kobani'ye yardımlar vesaire, batıdaki belediyelerin tutumu, bu çok önemliydi. Ciddi bir kırılma yarattı. Şimdi bir tarafta orada yaşadığı topraklarda, yaşadığı halkla birlikte kendi toprağını savunan ve hiç sivilleri hedef almayan, DAEŞ gibi, IŞİD gibi bir barbar çeteye karşı direnen bir örgüt var. Ve orada yaşadığı diğer bütün halklarla birlikte eşit, demokratik bir şey kuran bir örgüt var. Bir tarafta insanları canlı canlı doğrayan bir örgütü aynı kefeye koyarsanız... Süremiz bitti şunun gibi için söyleyeyim. Son sözlerini de CHP, CHP bakımından bugün fiili olarak bugünkü anayasanın bile bütün şeyini rafa kaldırdığı bir hükümetle gerçekten yeni bir anayasa yaptık. Görüşmemiz de olumlu geçti. Biz olumlu sonuçlar aldık. Ben bunun... Asıl budur yani aldatma. Asıl budur bu oyuna alet olma. Çünkü öbür taraf Kürtler masaya oturduğunda zaten demokratik talepler dışında bir şey söyleyemez. Kürtler masaya oturduğunda ne diyecek? Ya bizim haklarımızı boş verin, sizi başkan mı yapalım diyecek. O yüzden başkanlık meselesini kabul ettiler, etmediler. Burada hep böyle HDP'den bir şey bekleyen. Bu değil, bu asıl Türkiye'nin batısındaki diğer güçlerin sorumludur. Kürtlerin evet. talepleri bellidir ve kendi talepleri zaten bu ülkenin en önemli demokrasi meselesidir. Bunu ifade ettiler de şunu da niye söylemediler? Bizim için niye sosyalizmi de istemiyorlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kürtler tabii ki en başta kendi haklarını isteyecek. Diğerinin evet. olmaması, diğerleri için de gerçek bir demokrasi olması daha çok batıdakilerin görevidir. Kaldı ki buna rağmen bugün karşılaştırdığımızda HDP... Düzen partileri bakımından söylüyorum. Diğer işte meclisteki bütün partilerden Türkiye için en ileri şeyi demokratik anlamda da, anayasa tartışmalarında da, seçimler gündem olduğunda da HDP söylüyor. Evet. Yani o yüzden buralarda böyle hep HDP işte AKP ile pazarlık yapıyor, şunu yapıyor. Bunlar gerçekten bu sorunun üstünden atlamanın teorisi Erol oluyor. Yani. Süremiz bitti ama birkaç cümleyle son sözünüz varsa onları alalım. Yani bu anayasa ile ilgili olarak Kamuran Bey'in de Mehmet'in de söyledikleri yani bana da doğru geliyor. Yani zaten ben de bu şeyin altını çizmiştim. Yani şu anda Türkiye'de yaşanan siyasi ortamda herhangi bir anayasa yapmanın herhangi bir tutanağı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü anayasalar uzlaşma gerektiren belgeler. Bu uzlaşmayı bırakın ellerine sıkmayan insanlardan oluşan bir mecliste böyle bir şey çok mümkün değil gibi geliyor bana. Evet, Erol Katırcıoğlu, Mehmet Türkmen, Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Kamuran Yüksek. Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet, ne yapmalı, nasıl yapmalıdan bugünlük bu kadar. Kürt illerinde yaşanan askeri operasyonlar, ölümler ve Türkiye nereye gidiyor? Aslında bunu konuştuk, çözüm yollarını tartıştık yeni anayasa için. Nasıl olmalı, hangi koşullarda olabilir, bugün yapılan ne anlama geliyor, bütün bunları değerlendirmiş olduk. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, hayatta kalın. Mezbaha neler doldu, hasta neler doldu, cesedini.
yedinci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Siz de insansınız. Yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım.